İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününe bir ödülle başlıyoruz. Bu gururla başlıyoruz. Beyaz TV Spor Servisi, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programı. Bu ödüle layık görüldü. 4. Kristal Fare Ödülleri Medya Faresi. Türkiye'nin özgür sesi diyor. En iyi spor programı Beyaz Futbol, Beyaz TV. Başta genel yayın yönetmeni Sayın Kubilay Türkmen'e çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz. Tabii en büyük teşekkür bu oylamayı yapan siz halkımıza, tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler çok çok teşekkürler. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için size sonsuz teşekkürler. En iyi spor programı Beyaz Futbol. Evet, derin futbol başladı sevgili seyirciler. Biz işimize devam ediyoruz. Bu akşam saat 20'de başladı. Ertem'in çok havalıydı. Saat 22 civarında televizyona geldik tekrar. Ve sizlerle beraberiz. Sinan Engin'e, Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Abdülkerim Durmaz'a ve Ahmet Çakar'a bir kez daha sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ben Abdülkerim Durmaz'a teşekkür etmiyorum. Galatasaray adası olduğu için gelmedi. Sinan Engin'in mazereti vardı biliyorum. Sinan Engin de gelmek istedi ama mazereti vardı Sinan abimin. Hastaydı. Ama Abdülkerim Durmaz her şey müsaitken programına ihanet ettin. Galatasaray adası diye gelmedi. Yazıklar olsun sana. Ben kalamış tesisleri olsa da giderdim. Tövbeler yok hala. Yazıklar olsun. Öyle değil, benim de ama Ertem çok havalıydı. Ertem haber verdim öyle değil mi? İzleyenler evet, evet. Yanlış anlamasın. Bir rahatsızlık biraz söz konusuydu evet. Hanımefendinin. Evet. Galatasaray rahatsız. Evet, eşim gripti onun için. Öyle mi? Evet. Evet. Sevgili seyirciler, yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Biz biliyorsunuz hem cumartesi hem pazar hem pazartesi çok yoğun bir tempodayız. Hemen başında belirtelim programımızın. Bugün ne konuşuluyorsa, ne konuşulacaksa, gündeme dair ne varsa hepsini beyazgazete.com'dan takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Derin futbol. Hashtagimiz bugün derin futbol Ahmet Hocam. Derin futbol. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi eleştirilerinizi, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Hashtag derin futbol. İyi hadi hayırlısı bakalım. Bu akşam ödül töreninde eski dostları gördüm. Yıllar ne çabuk geride kalıyor. Hakikaten ya. Lorella'yı gördüm. Maşallah. Birazdan kasetler hazırlanıyor. Kızım. Reha Muhtar'ı gördüm. Ama Reha Muhtar hocam Sinan Engin'in sitemlerini bildirdi. Yok be ya. Bildirdi. Reha Muhtar'ı gördüm. Onun yöneticiliğini inkar ettin. Nereden? 100. yılda o da yöneticiydi. Değildi oğlum hayatım. Yöneticiydim diyor ya. Apartman yöneticisi. Hocam çok ağır laflar bunlar. Reha Muhtar yöneticiydi. Abi 100. yılda değildi Reha Muhtar. Apartman yöneticisiydi o zaman. Kendi apartmanı yöneticiydi. Yapma. 100. yılda yönetici falan dedi. Sinan Engin'e sitemlerini iletti. Del Bosque zamanında yöneticiydi ve Engin bilgilerinden faydalandık. Fakat ben bu tür ödül törenlerinde şey içime kapanıyorum. Niye bilmiyorum. Hocam oradaki ortamı sen sahtekar buluyorsun. Abi yine sahtekar ne olmuş? Lafı kabul et. Şey. Yine mi katalogdan falan bir şey ya? O buluyor o. Ama hocam sana insanlar öyle görüyor. Hocam hayır öyle görüyor. Evet. Ben gayet mutluyum. Yine mi katalogdan falan bir şey yok? Ben yalnız ben de... Serkan bir göster bakayım. Ben de şey yaptım. Ya Ertem çok havalıydı ama. Hoca içine kapanıyor. Ertem sen buradaki bir rahatsın orada da ya. Yani sen rahatsın. Fakat Ahmet Hoca. Niye rahat oluyorsunuz? Ahmet Hoca'yı görmüyor musun? Bak göster Ahmet Hoca'yı. Ben de konuşamadım. Ahmet Hoca'yı sen... Ben orada konuşacaktım. Evet. Ahmet Hoca mikrofonu aldı geri verdi. Ulan biz orada bir geyik yapacaktık. Ahmet Hoca sanki böyle... Bir ne bileyim bir böyle Anadolu'dan gelmiş tertemiz bir çocuk gibi. Ahmet Hoca hani beni buraya kim? Beni magazin buraya programı ödülünü verdi. Abi de bana ödülü verdi. Bir de ödülü verdi. Onu bırak ben Ertem'le gururluyum. Ben her şeyi bir Bak Rasim ne rahat. Hocaya bak Allah aşkına. Abi. Kaçacak neredeyiz hoca. Tabii. Hoca öyle zaten. Bana uygun yerler değil. Bir şey söyleyeyim sana. Hoca. Hocam şimdi kırmızı kameralar olmadığı yerde böyle bir ifade edebilirim sana. Bu tip böyle kameralar olmadığı dışarıda falan hoca öyledir hoca. Kedi gibi. Hayır ama oradaki ortamdan da kaynaklanıyor. Burada kaplan. Ortamdan da kaynaklanıyor. Hocam asosyal bir insan mısın sen? Yani şimdi bazı şey söyleyeyim. Rasim, psikolojik. Böyle insanlara asosyal diyebilir miyiz? Değil. Değil mi? Sadece olmadık bir fotoğrafta olmak istemediğinden ötürü yalnız, öyle ortamlarda hocam geriliyor. Yalnız hoca ne kadar yalnız Ertem'i çok seviyor beni hocam. Pantolonu gördün mü? Kaç beden büyük. Ceket aşağıdan büyük. Palto gibi olmuş. Ne kadar zayıfladın ya şuraya bak. Bu pantolon zor giriyordu hocaya. Hocam. Fakat Ertem'le ben gurur duydum. Konuşturmuyorsunuz. Ertem bir bakıyorum televizyon evet, aleminin kralları Ertem'e geliyor Ertemciğim. Bağlıklarını biliyor. Gelecekte. Anlat. Gelecekte çok şey yani Acun ayrı geliyor, Gezegen Mehmet ayrı geliyor, Caner Özlem ayrı geliyor. Hepsi biz de televizyoncuyuz ama tabii o Master Chef şu an. Biz yorumcuyuz ona
Karşı görüyorum ki ne gibi biliyor musun Ertem hocam? Şöyle bir liderliğe doğru ilerleyen bir takım yavaş, gibi. Yavaş, geliyor böyle. Yavaş, gel. Geliyor. Geliyor. Nazar diyecek. Hissediliyor. İyi akşamlar. Hocam da o ortamdaki kimlerden etkileniyor sence Ertem de böyle içe kapanıyor? Bu akşam sen birilerini orada yine kayıt altına aldın, ben fark ettim. Bu akşam bize ters bakan ve Sinan Engin aleyhine de konuşan. Ya benim adıma kimse konuşmaz ya. Konuşuyor. Kim lan konuşan benim aleyhime? Ya saçmalama arkadaşım benim. Böyle bir şey. Ya aram bozma ya. Saçmalama yapma, bırak ya. Bu arada sevgili seyirciler. Sana da iyi akşamlar kardeşim. Yarın akşam hamile futbol takımımız. İyi akşamlar dedi de birisi. Vicente Dermoski. Bana bir kardeşim iyi akşamlar abim demiş. Yo Sinan Engin Sinan şaka ama Ertem. Göstersene. Ertem. Sinan abinin fotoğrafını çekip yollasanız arkadaşlar. Ertem. Bize, ya, biraz bak bugün var ya. Vardır. Bak biraz fazla yemeği kaçırınca hemen gömlek zorluyor. İyi akşamlar Karuncum. Karun? Karun kardeşim, Karun Kuraç. İyi akşamlar Mücevher İmparatoru kardeşime. İyi akşamlar. Sinan. Mücevher İmparatoru. Bunu gören duyacaktık. Bir dakika dur. Mücevher İmparatoru arkadaşım. Evet abi öyle. Karun öyle. Kardeşim teşvikiye de yok mu mağazası orada? Karakolun yanında Mücevher İmparatoru. Lan bari tuhafa gitti. Ya adamın dostları en fazla kebap imparatoru. En fazla kebap. Serkan sen gösterir. Örümcü. Yani Mücevher. Mücevher İmparatoru. Rasim bir konsantre mi dur bari? Rasim duydun mu? Hakikaten bugün Allah nazardan sakladı. Bir pozluk bir fotoğraf. Konuşma. Kimse konuşmadı. Sinan abi bir fotoğraflık poz ver. Bir dakika konuşmayın abi. Sağdan. Sağdan ve soldan abi lütfen. Allah kardeşimi. Abi durun. Nazardan. Fotoğraf çekiyoruz abi. Harbi Instagram'dan gönderecekler ya. Sinan abi. Ben bir şey söyleyeyim. Sinan Türkiye'de... abi Instagram'ı Sinan Engin. Bir saniye Sinan hocam, abi kesmeyin. Sinan Engin benden yapışır. Bir dakika Sinan Engin'in Instagram adresi. Ya beni gösterme Sinan abi göster. Serkan'cığım. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. En iyi pozu gönderin Sinan abi. Program sonunda onu profil fotoğrafı yapacak. Yok ona 10 bin dolar vereyim. En iyi fotoğrafı gönderin. Nasim dedi ya. En iyi fotoğrafı gönderin. Profil fotoğrafı yapacak. Kişiyi. Ha. Tabii. Nasim dediği gibi. Ona da 10 bin. Hocam nasıl? Bak, kardeşin. Açık konuşayım. Kardeşin nasıl bu akşam? Uzun yıllardır seni tanırım. Senin fakirlik yıllarını da bilirim. 30 sene önceden bahsediyoruz. Hayatımdan bu kadar güzel bir takım elbise. Kravat ve ne diyorsunuz siz bunlara? Mendil. Peçete mi? He? Bu mendil. Aynı zamanda peçete doluyor. He. Ben böyle bir renk koyuyorum. Sanki kravat ve şey mendil paraşüt kumaşından yapılmış gibi. Fosforlu. Aa tehlikeli laflar. İşte ucuz mal onlar. Sinan Engin'in fakirli günlerini ben bilirim. Bilmez. Bak abi ben bilirim. Bir şey söyleyeceğim sana. Halk takımında oynuyordu Beşiktaş'ın. Neler çekti bir de dünya hayat sana güzel diyorlar değil mi Sinan? Instagram'dan çocuğa bir de hayat sana ama güzel diyorlar. Güzel, hayat güzel. Ama şimdi Mücevher imparatorlarıyla dost. Oysa Abdülkerim Durmaz dürümcülerle, dönercülerle, kebapçılarla, minibüsçülerle. Halkın içindeyim. Ama Ertem'se medya baronlarıyla dost gördüm bugün. Evet. Ertem bugüne bugün medya baronlarının adamıdır. Hocam biz sen çok biz kötü şeyler bağımsızız. Ben? Orada gördüm. Ben sen yavrum, dönercüler, ben halkın içindeyim. Ertem'in peşinde pervane olan. Mücevher İmparatoru. Bir takım medyacılar. Vay vay vay. Senin peşinde pervane olan. Bir takım siyasetten medet umarım. Karşı görüşlerde Nazım'ın yanına geldiler. Karşı görüşlerde sütünün kenarına geçtim. Kahvemi koydum. Ve milletimi izledim. Ay hocam güzel ama bak, sana da büyük sevgi saygı. Azerbaycan'da nasıl sevgi gördük hocam Bakü. Beraber gideceğiz. Bu çok önemli. Evet. Değil ama adam hiç konuşmuyor gibiydi. Konuşur mu? Adam eğitimli genel kurmay başkanı gibi daha hocam sanmıştım. Bugün biat manzaraları mı gördün? Vay vay vay. Biat manzaraları mı gördün bugün? O gün o ortamda. Tabii. Abi açık konuş. Bak çok acık konuşur. Bu doğrudur, yanlıştır. Manzara, net fotoğraf diyorsun. Sana biat eden baba yaşındaki adamları gördüm. Gerçekten. Ya bir daha bir şey vermeyecekler he. Vallahi ya. Bir Ertem, ya sana abi biat eden, senden medet uman, düzinelerce insan gördüm. Ve ben bunu orada seyrettim. Ben nasıl bir ülkedeyim dedim. Burası neresi? Biz burada ne arıyoruz? Hele ben... Yok. Tamam ödül aldık. Bu layık olduk. Allah razı olsun. Çok sevindik. Medya faresi. Haber kanalına teşekkür Kubilay ediyoruz. Kubilay Kümen. Kubilay Bey. Çok güzel bir organizasyon Kümen yapmış. Çok güzel. Mükemmel. Herkes değerli. Siyasetçisi var. Yani sadece siyasetçisi sağ sol değil. Her türlü insan siyasetçi var. Siyasetçi de CHP'liler vardı. Yani. Her türlü adam var. Herkes efendim vardı. Herkes vardı. Fakat baktım. Ortak loş ortam. Ya bana uygun değil be kardeşim.
Hocam haklısın. Ben de biliyor musun? Ben... Bak Ertem canımdır. Kubilay Tümen, eşi Hande Ertekin Tümen. Çok teşekkür ederiz hepsine. Ama bir şey hissediyorsun. Bir tuhaflık var. Bir tuhaflık var hocam. Yani kimilerinde dedim bir yapaylık var. Kimilerinde içten pazarlık var. Hepsini not ettik tabii. Fakat neye üzüldüm biliyor musun? Ya nereye gittiniz? Nereden aldınız ya? Bir dakika Ertem. Teknedeki detayı anlat. Vay vay vay. Giderken bizimle beraber orada bizim yanımızda dönüşte de bizimle ondan beraber. Ondan önce ben bir şey söyleyeceğim. Al Capone. Hocam değerli televizyoncu bayağı da patent sahibi Ruyhan Duralı bir şey dedi. İçim acıdı. İsim vermeyeceğim. Kapat şu konuları ya. Kapat. İsim vermeyeceğim. Zarar veriyorsun. Kardeşim kimin ne olduğu çıkıyor bırak. Niye çıksın ya? İsim vermeyeceğim. Yok Rasim yapma gözünü seveyim. Ama üzülmedin mi? Beni üzülen tam açıklamıyorum. Seni Ahmet Hoca'yı üzülendiğini kabul et. Hocam üzülendi. Gün akşam oldu nasıl o şarkı? Hocam bu nasıl? Gün ağarınca. Hocam bir eleştirim var Ertem'le sana ve Rasim'e eleştirim var. Sen haklısın. Bak, yemek yediniz mi orada? Yok. Ben küçükken. Açlıktan ölüyoruz şu an. Ertem. Çok acı söylesene şu adam hocam, biraz yemek yollasın bize. Hocam. Açım ya. He. Küçükken ben annemler düğüne giderlerdi biliyor musun? Düğünden gelirlerdi. Yok gelinin saçı olmamış. Öyle, yok öyledir, pasta bozuk. Öyledir. Evde dedikodusu olurdu. Siz de ödül aldınız geldiniz burada herkesin dedikodusunu yapıyorsunuz ya. İsim vermiyoruz. Ayıp ya. Ben hoca başlattı. Hoca dedi ki. Kendi aranızda mı? Hoca dedi ki. Bu nedir babası ya? Yaşında adamların biat ettiğini gördüm diye o başlattı. Yoksa ben bir şey demeyeyim. Daha siz kimse bir yere çağırmaz ben. Tabii ya ben dedim. Vallahi bir daha ödül alırsın. Çağırmaz Ertem o bayılarak yemin ediyorum. Bir daha ne ödül alırsınız. Ertem'e ilgili başkaları da vardı bahsetmiyorum. Bu halkalar ne Ertem? Hayır oğlum ne parka mı çevirdin? Halka ne halka? Hocam teşekkür ederim. Rasim ya. Hani var ya öyle parka atıp böyle şekere kazanırız. 17 Kasım Dünya Pilometre Ertem günü. Hocam, pilometre doğsan da yalnız değilsin. Yarın Amiri futbol takımımız mor bir renkle çıkacak sevgili seyirciler sahaya. Yunanistan'la karşılaşacağız biliyorsunuz. Ve bu mor forma 90 dakikayı mor formayla oynamayacak. Sadece sahaya ısınmak için mor formayla çıkacak. 17 Kasım Dünya Pilometre günü biliyorsunuz. Bunun için bazı bileklikler şu anda piyasada bununla ilgili olarak mor renk. Yarın herkes maça giderken mor renk giysin. Sen onun için mor giyindin. Pilometre için evet hocam. Ne yapacağız? Nereye takacağız? Ertem. Nereye takarsanız ben de morum değil mi? Sinan abi de. Ben mora yakın yalnız. Ben mor değilim ben siyah giysin. Baksana. Ertem senin kazağı çok beğendim ya. Vereyim sana senin olsun. Yayından sonra sana veriyorum. Söylüyorum çok güzel ya. Söz veriyorum sana veriyorum yayından sonra. Ver ver. Ne oluyor bu şimdi? Ne kadar kalacak burada? Hocam program sonuna kadar pilometre çocuklar için takalım biliyorsunuz. Medya baronları ve Ertem. Bununla ilgili olarak Ertem bir bilgi verebilir miyim? Verin hocam. Bileğinize takar mısınız? Evet, içimizde şöyle bir gösterelim hocam. İçimizde bizi bir gösterelim. Bu 5 kişinin başlayalım. İçinde bir kişi promotöre doldu. Gösterelim. Ben biliyorum. Bana söyle bakayım. He? Rasim sen de göster seninkini. Abdülkerim abi sen de göster seninkini size zahmet. Evet. Ahmet hocam seninkini gösterir misin? Ertem dediğimi duydun mu? İlgini çekmedi mi? Bu masada doğru. Bir arkadaş promotöre doğdu. Kim hocam? Ahmet hoca mı? Evet. Kendisi bana söylemişti bundan değil mi? Aylar önce. Aylar önce söyledi. Kaç ay gittin hocam? Kaç ay değil mi? Erken 7,5 8 aylık doğdu. Bak 7,5. Ben tam aksi. Hocam ben 9 ay 20 gün. Sen çekim çıkarmak için. Hayır. Gelmemişim ya. Gelmemişim ya. Ya diyorlar gel 20 Nisan'da doğmam lazım. Tabii 20 beğendim. Gel hatta davetleri var. İçeride faaliyetlere de başlamışım. Annemin karnında faaliyetlere. Yani ne olabilir faaliyet? İlk bebeğin faaliyeti. Ne işte tekme atarsın nedir? Hayır başka faaliyet. Doğmuş bebeğin faaliyeti nedir? Herhalde abaküsle oynayacak hali yok. Hayır. Tuvaletini yapıyorsun ya. Ne? Evet, tuvaletini yapıyor hocam. 9 ay 20 günde doğdu. Ben dalga mı geçiyorsunuz? Hocam evet küçük tuvaletini sonra... Ne ondan sonra çıkardılar. Sezaryenle. He? 9 ay 20 günde doğdum ben. Normali 9 ay yani. Sen neredeyse 10 ay. Tosun mudur? He? Tosun mudur? Tam kaç? 3-3,5? 4,5 kilo. 4,5 kemikli. Bak sen geç hoca erken ikinizde de dahi aklı var ha. Öyle mi diyorsun? Tabii evet. İkiniz de şeytan gibisiniz maşallah ya. O bir abi Ahmet hocam da gururluyum. Şey anlamında hani çok kurnazsınız. Biriniz erken biriniz geç ama ikiniz de çok kurnazsınız. Ahmet hocam insanlara baktı. Sana dün bir tepeden baktım ey aziz İstanbul gibi Yahya Kemal'in dizesi o. Sana dün bir tepeden baktım ey aziz İstanbul halkı dedi. Ey aziz İstanbul'un kendini elit zannedenleri dedi. Böyle bir, öyle bir baktık insanlara. Böyle hissettim ama detayına girmiyorum artık.
Doğru mu hoca? Doğru kardeşim. Ahmet hocam, benim hiç ajanları seni daha takip ettik. Ya gittik fena değil. Değişik bir tecrübe oldu benim için. Eski dostları gördüm. Fakat... Unutulmuş birer. Bir girelim mi? O ödül töreninden. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Reha Muhtar'ı gördüm yıllar sonra. Neyse, en son Reha Muhtar'la tekme tokat ayrılmıştık Kanal Türk'ten, hatırlıyorum. Erman Reha ben tekme tokat güvenlikle eşliğinde. Kavgalar, yazılar yazıldı. O zaman İyi kötü çirkin karakteri. O bana yazdı. Ben tek en son ne diyorum? En son Kanal Türk binasında. Hani bugünün binası var ya en son kapatılan. Evet, evet, evet. Orada hocam, güvenlikler. Kim kim ya? Tokat değil mi hocam? Sen döver misin? Ben öyle kimseye falan dövdüm. Hocam sen Reha'ya da daldın mı bugün? Daldın mı? Ben onları konuşmayı sevmem ama tekme tokat bir geceden sonra ben, Erman, Reha, güvenlikler, özel kuvvetler, özel kuvvetler gerçek, var. Bu olay gerçek. Yakışmadı tabii. Koç kendi fenleri falan. Aslında geçmiş 4 yıl, 5 yıl sonra gördüm. Hasar aldın mı? Hocam, o gün ben beni görmedin değil mi hocam? Hocam tersi çok kötüdür. Bir ara hoca eline küllüğü aldı. Ya sen yoktun ki. Anlattın ya. Ben konuları anlatmam. Sonra yazılar yazıldı, hiç unutmuyorum. İyi, anlatın kötü. Sen ne anlattın? Serhat anlattı. Bir dakika. Anlattı. Yazılar Serhat anlattı. Hoca küllüğü almış. Bir dakika. Yazılar da yazıldı. O gün olay olay dendi. İyi kötü çirkin filminin özetidir. Sonra barıştır ama. İyi Reha. Kötü Erman. Ben hocanın, hoca senin kavga edeceğin için. Yüce yüce gönüllü adam. Hocam yüce gönüllü adamsın. Aradan geçmiş 4 yıl. Dün böyle tüylerin diken pozitif anlamda. Unutulmuş birer şarkısı aklıma geldi. Nasıl geldi mi? Unutulmuş şarkıyı verseniz arkadaşlar. Birer. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Kim söyledi o şarkıyı? Ya Sinan, bir dakika. Kalktın, biz de seninle tekme tokat kavga etme aşamasına geldikti. Sen kardeşim. İnanmam. Yemin ediyorum. Vallahi billahi şey, var. Bu ne abi? Demek ki sen geçimsizsin. Ben getirdim, doğru. Ben tarih geçimsiz. Ben geçimsizliğim. Herkes de kavga ediyorsun. Yok. Ben ne geçimsizliğim var benim? Yok. Ya, evet. Bir gidelim mi Sinan abi? Gidelim sana. Ne bu, neden demleme şarkı söylüyor? Bir şarkıyı versene sen. Ne? Bu niye şarkı söylüyor? Oğlum çok istendik biliyor musun? Rasim sen buraya nasıl hocam, gittin ya? Hocam siz nereye? Kavgaya mı gittiniz ödül almaya? Hayır hayır. Şey biliyor musun? Ertem istedi. Siz ödül almaya mı gittiniz? Kavga etmeye mi istendiniz? Hayır, düşmanlar düşman. Ya ben giderken ne oldu? Bir baktım. Beşiktaş Belediye Reisi tam gittiğim yerde. Orada başladı bilmem ne. Şöyle böyle bir şeyler. Habire bizlere giydiriyor. Benim pek giydirdiğim de yok ama. Herhalde giydirilmek isteniyor. Hep Beşiktaş Belediye Başkanı'na giydirmedim yani yıllardır. Yok be, adam bir şey demedi. Yani. Hayır, başta sizden önce. Tebrik, hayır. Tebrik sizi, ediyorum sizi, dedi. Sizi sonra gördü. Hmm. Ben sizden sonra geldim. Şeye bindik, vapura bindik. Ben indik. İndik, telefon şeyle konuştuk. De, vapur değil de neyse. Gerçekten. İndik falan filan. Orada beraber bindik. Ne olur kravat iğnesine bakar mısınız? Yaka iğnesine. Rengini örnek aldım. Bakar mısınız arkadaşlar? Kardeşim çok şık. Çok şık bugün. Gerçekten rengini çok örnek aldım. Rasim inanılmazsın. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bütün herkes Rasim'i sordu bana orada. Rasim'cim. Rasim morali çok bozuk. Sinirli. Evet. Siz orada ödül töreninde niye Rasim iki kelime ettirmediniz? Evet. Rasim Ahmet Hoca'nın kabahati. Hoca konuşturmadı. Hoca içeri in aşağı. Hayır, Rasim orada nasıl konuşmadan döndü geldi. Hakikaten yani. Yani bıraktınız. Ben oraya gidip konuşmadan nasıl dönerim? İnanılıyor. O bir 10 dakika konuşsaydı. Peki Ertem, Ertem. Efendim? Şunu deseydim. Bu ödüyü hepinizin alayorları konuşsaydı. Ya Rasim. Ne? Neymiş neydi anlamadım ben. Ya hocam boş ver. Hocam şöyle dersedi biri. Alayınızı falan. Ya Rasim'im. Ahmet Kaya'nın konuşması vardı ya. Magazin gecelerinde. Ortalık. Sevgili seyirciler. İlk hangisi var arkadaşlar? Bir izleyelim biz. İlk hangisi var? Toplu halde. Toplu halde bir izleyelim bakalım. Evet, bir izleyelim, sonra o şarkıyı hazır edelim. Lütfen. Serkan. Serkan, Ertem bir şey söyledi. Ekrana bir ver diyorlar. Selen abi de bir resmini çekelim diyorlar yani. Evet. Sen bir şey söyledin. Bak. Ey git. Lay 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 lay. Bir saniye. Evren. Evren. Amerika Birleşik Devletleri'nden şu anda bizi ya, izliyor. Arkadaşım ne yapıyor ya? Delboski'yi o kovdurdu diyor. Sevgili ne Evren kardeşim. Sevgiler. Evren Manchester. Arkadaşım kovdurdu. Zor şartlarda bile seni izliyoruz diyor. Sizi izliyoruz diyor. Evren'e buradan sevgiler. Amerika. Sinan abi bir Evren'e selam gönderebilir misin? Amerika'dan bizi seyrediyor şu anda Evren. Evrenciğim. Beşiktaşlı. Hasta Beşiktaşlı. Güzel kardeşim, öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. Gelince bekliyoruz. Beyaz Hocam, tereyağı. Sen de bizi. Niye Delboski'yi kovdurdun? Ya bir dakika, biz Los Angeles Türk Televizyonu radyosu vasıtasıyla Los Angeles'a yayın yaptık. Bu arada Azerbaycan'a yayın yaptık. Nasıl, çok biliyorsun, ben ya, çok garip bir şekilde İlham Aliyev'i çok severim. Hocam İlham Aliyev'i sever misin? Çok severim. Sıcak. Çok sevimli bir adam. Tanışmadım ama inşallah. Hayda be İlham Aliyev. Ne oldu ya? Evet, bir toplu fotoğrafı
şey toplu röportajları bir izleyelim. Bakın bu gece çok özel bir geceydi. Beraber Galatasaray adasındaydık. Abdülkerim abi. Bu televizyon dünyasının medya faresi. Ben Kubilay Bey'e teşekkür ediyorum. Bana bu akşam Türk medyasının G20 gecesini yaşattılar. Evet. G20'ydi hakikaten hocam. G20 vardı. Kendimi mesela Portekiz Cumhurbaşkanı falan gibi hissettim. Yok. Böyle yandan yandan geliyor. Yok Portekiz. Rasim de Brezilya Cumhurbaşkanı'na benziyor. Rasim? Hayır. Portekiz. Hayır daha bir. Yalnız Rasim harbiden. Rasim Obama gibi. Sinan abi. Bak, Ertan. Bütün sabah Ertan, ayağa kalktı. Angela Merkel gibisin. Ortada teyze gibi dolaştın bütün gece. Bak, hocam beni Barack Obama'ya verdi. Rasim Rasim. Rasim'i nasıl konuşturmadınız ya? Vallahi Sinan, kendimi G20'de gibi hissettim. Sinan iyi ki gitmemişiz ya. Ben İtalya Başbakanı Matteo Ranzini hocam. İtalya Portekiz, vasıfsız, kenarda duran. Hep sütün gibi, sütün gibi ben. Önemliydi. Evet, önemliydi. Ver müziği. Bir gelsin ekrana bakalım, sonrasında müziğimizi hazırlayın arkadaşlar. Ne izleyecektik? Ahmet Hoca ile biraz önce görüştünüz. Neler söylemek istersiniz kendisine? Dedi ki, bu senin Nurella kafan nedir dedi. Dedim ki sen benim kafamı iyi bilirsin dedim. Bugün programda sizi çok korkuttu galiba efendim. Bir doktora gözükün diye. Ondan sonra göründünüz mü? Neler yaptınız? Ya o ne zaman görünürse ben de o zaman. Kendisi doktor zaten. Doktorlar da doktora gider. Programı nasıl buluyorsunuz? İzliyor musunuz? Ay bayılıyorum. Ama en çok Ahmet Hoca'yı seviyorum. Bunu söylediniz mi kendisine? Hayır. Hocam. Ben söyleyeyim o zaman hemen. Hocam, Nurella Hanım'ın bir itirafı var size. Kral ve kraliçe. Buyurun. Biraz önce söylediniz bana. Ne dedim? Ahmet Hoca'yı çok seviyorum dedim. Aa, seviyorum. O benim kızım gibidir. Kızım çok çok severim. Evladım gibidir. Aslandır o. Çok başarılı bir televizyoncu. Müthiş bir televizyon figürü. Özellikle fırsat buldukça o ve arkadaşlarının programını gündüz vakti, gece vakti, tekrar ne eder de denk getirirsem seyrediyorum. Hocam yalnız sizi dinlememiş. Yemek sağlığı iyi canım. Niye görüyorsun? Şimdi nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi çok iyi görüyorum. Çok fit gördüm. Bu hem bebelere çok sağlıklı gördüm. İnşallah böyle olsun. Şöyle derin futbol deyince aklına ne geliyor? Ahmet Hoca. Ahmet Hoca. Hocam benim kızım diyorum. Evet babam ya. O benim canım canım. Beyaz futbol ve derin futbol dediğim zaman aklınıza ne geliyor efendim? İşte dünyanın tam en iyi insanlarından biri. Unutulmuş eski dostlar, eski dostlar. Kapı girişinde Reha'yı görüyoruz. Müziğin arkadaşlar. Bugün niye böyle? Aramızda eski dostlar, eski dostlar. Aramızda çok kötü günler geçti. Çok kötü saatler geçti. Biraz ihtiyarlamış mı ya? O Kanal Türk'ün televizyonunun alt stüdyolarında yaşananları anlatsak. James Bond'un Mahzenden Kurtuluş filmi gibi. Hocam resmen tekme tokat bir bize girdiniz. O kadar da demeyelim. Fazla detaya girmeyelim. Mahrem. Fakat gördüm böyle. Yıllar sonra. Yıllar hiç eskitmemiş. Zayıflamış. Yaşlanmamış, zayıflamış. Ses tonu biraz incelmiş. O dağ şey sesi, o tiz sesi biraz incelmiş. Nelerdir televizyon açmıyor. Sakallarda birazcık. Hocam ama bir şey var. Şaka masa fenomendi. Bir de bir şey var. Bir dönem. Hayır. Bir dönem. Bir dönem fenomendi değil mi haberler? İşte onu dedim ben. Abdülkerim abi. Evet canım. Reha abi de bir şey var. Ney? Bir kırgınlık, bir küskünlük. Var, var, seni tebrik var. Gece değil ama. Gece değil. Hayata. Dünyaya. Dünyaya. Dünyaya karşı mı? Hayır. Bir kırgınlık, dünyaya karşı. Bir bana haksızlık ettin ey İstanbul diyor. Yok biliyor. bence mesleki anlamda bir kırgınlığı var. Bence. Mesleki anlamda ne ya? Ya bence ben bir ara çok fenomen değil miydi? O, bir ara hala öyledir ya. Hocam öyle eski popülaritesi yok şimdi. Bunu kabul edelim. Ya şimdi ben bir ara... biz söylemek istemiyoruz. Sen neler söylüyorsun? Yapaydı tamam. Devam edelim. Ne bir şey demiyorum. Devam edelim. Reha abi devam etsin. Reha hoca devam etsin. Şov haberde inceli mi? Evet. Sezcan abiydi. Sezcan abi de benziyor. Ve geldi. Çok hareketli. Benim futbol dediğim anda geldi. Hoş geldin kardeşim Reha'cığım. Değerli abimiz Reha Bey. Çok heyecanlı. Çok yaratıcı, zaman zaman biraz hatalar yapan, yaramazlıklar yapan ama çok profesyonel hazırlanan bir televizyon programı geliyor. Hocam, zaman zaman hatalar yapıyor muyuz? Tabii. Hayır, burada karıştırıyoruz. Ben yapıyorum, ona çok hatalar yaptım zamanında. Hocam, çok eskiden tanışıyorsunuz herhalde. Herhalde 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. İtirafname. 11 yıl önce tanıştık. 11 yıl oldu. Hocam. Daha 12 belki de.
Hocam, hocam. Star TV'de. Cem Uzan'ın Star TV'si, yanlış anlaşılması. Beraber Star'da. Ben yalnız onu futbol yorumculuğuna kazandırdım. Hatta Türkiye'nin en iyi enkrimeni hatırlıyorum o dönemi. O dönemde işte bunun Show TV'den atıldığı dönemdi. Spor, medya alemi işte böyle fırıldak hali. Aynen. Öyle yapayalnız kalırsın. 4 sene önce tekme tokat kavga aşamasında ayrılan adamlar. Böylesine enteresan bir çıgan müziği eşliğinde. Loş ışıklarda öpüşebiliyor. Hepimiz yavşağız be. Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum bir şey. Başta kendimi alıyorum. Yazın bunu. Hepimiz yavşağız. Sakın onu yazmayın. Hocam, hocam. Ertem, üzüldüm. Bize bize buna ne yedirdiniz? Buna ne verdiniz? Ne yedirdiniz? Ya komedi. Ben asıl Ahmet Hoca ne yediğine işte onu. Buna ne verdiniz? Yaşında adam 4-5 sene önce. Bu ödülkerenle gittiniz. Siz ne yediniz orada? Ne içtiniz? Bilmiyorum ama. Neyle geldiniz? Hiçbir şey vermediler. Bir su içtik. Hiçbir şey vermediler. Hangi kafaya geldiniz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Hocam bakın hiçbir şey vermediler. Bir su içtik. Bu tuhaf tuhaf sanılıyor bana. Su içtik. Bir acayip kelimeler kullanıyorsunuz. Ya hocam. Gördünüz hangi şeye gittiniz abi? Ertem. Hayır, Afganistan'da bir köye falan gittiniz. Gittiniz Suada'da gittiniz. Ödül aldınız. Suada'da şahane yer. Güzel insanların olduğu yere geldiniz. Bu ne avutlar senin için? Sinancım, biz Türk halkına, Türk halkına yalan söyleyemem kendi adıma. Evet hocam, 4 sene 5 sene önce Kanal Türk'ün dehlizlerinde özel güvenlik eşliğinde tahliye edilirlerken Erman da var işin içinde. Bir de kahvede de ettiniz, kafede ettiniz. Hangi kafe? Tabii kafede de. Maçkada kafede ettiniz ya. Tabaklar fırladı. Maçkada ettiniz. Tabaklar uçtu. Olmadı be, hatırlamıyorum. Otelin altındaki. Ya biz her şeyi yemişiz de. Her altı yemişiz de. Şimdi aradan 4 yıl 5 yıl. Ben şu arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bizi seyreden milyonlarca genç var. Ekran başında. Şu anda onlar. Yalan dünya. Buluşmasını mı seyrediyorlar? Bir spor programı, magazin mi belli değil. Ama ne seyrediyorsunuz? Ertem'in dediği doğru. Instagram'a ağırlıklı mesaj geliyor. Abi Rasim Ozan'ın kafasından istiyoruz diye. Formül nedir? Formül su. Galatasaray'da size bol bol su içtik. Belki açlıktandır. Formül su. Yalnız şunu söyleyeyim. Ertem en doğru analizi yaptı. Açsanıza kardeşim sesini. Hocam Ertem en doğru analizi yaptı. Ey bu Bizans İstanbul'u. Kahpe İstanbul. Reha Muhtar'ı hayata küstürmüş. Devam ederek küstürmüş. Reha Muhtar ve Ahmet Can. Reha Muhtar'ı nihayet ki Reha Muhtar sabahleyin kalkıyor. Bakın çok güzel bir evde oturuyor. Bakın çok güzel evde oturuyor. Yanında oturuyor yanı. Bırak dur. Çok güzel çocukları var. Şahane bir hayatı var. Şahane yürüyor. Öğlenliğin nereye güzel yürüyor? Kafe. Bebek de sahilde yürüyor. Öğlenliğin gidiyor. Güzel lokanta yemeğini yiyor. İçiyor. Ya kızdı abi oraya. Kızdı gelmiyor. Ayrı bir şey. Ama şahane bir hayatı var. Siz yaptınız. Yok ya. Biz o açıdan demedik. Ertem'in zengin, zengin. Parası var. Yani, her şey var. Evet, geçmişten kalmıştı. İyi de itibarlı da bir insan ama adamı yerden yere vurdunuz. Ya sen hayır, dedin ya. Canım, Biz Bizans düzenine kızıyoruz. Biz Reha Muhtar'a kızmıyoruz ki. Ben önce kendimi eleştiririm. Bravo. Hepimiz yavşağız derken şunu demek istedim. Biz hocam bizi tenzih ettiler. Ya sen alma üzerine be oğlum. Allah hocam hepimiz diyorsun. Ya televizyoncular diyor. Büyük televizyoncular diyor. Televizyonda. Büyük abi yaşa. Bravo. İnsanların adam zannedip dinlediği bizler aslında birer şişme bebeğiz. Evet. Onu hissettim. Bana 5 yıl önce öyle rezil hale kavga etme. Ediyorsan da böyle sarılıp öpüşme. Kendimi eleştiriyorum. Ben biliyorsun başkaları eleştirir kendimi eleştiriyorum. 4-5 sene sonra ilk kez gördün değil mi? 5 yıl be kardeşim. İşte 2011-2014. 15 evet. Evet. Ben ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim kardeşim? Türk halkı ben size Türkiye'de yaşayan en az yalan söyleyen yorumcuyumdur. Ya sen... Bu konuda iddia. En az yalan, sıfır yalan değil. Arada bir ince giyiyorum. Hocam biraz da Trabzon'u konuşalım. Neyi? Trabzonspor'u konuşalım. Trabzon nasıl yapıyor? Trabzonlusun, Trabzon'u konuşmuyor. Trabzon'un içini konuşalım. Ne güzel stand-up yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan geleceğiz. Devam edelim. Röportajlar devam etsin. Röportajlar devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Röportajlar devam etsin. Bir dakika. 12-13 yıl oldu. Beraber program yaptık uzun yıllar. Hem Star'da hem Kanal Türk'te. Star'da da yaptık programı. Reha Bey de sizin gibi iyi bir Beşiktaşlı herhalde. Ben Beşiktaşlı değilim, ben tarafsızım ama Reha Bey'in çok iyi Beşiktaşlı olduğunu çok iyi biliyorum. Efendim Beşiktaş için neler söylemek istersiniz? Bir iki tane takviye yaparsa, özellikle bir iki bölgeye takviye yaparsa o zaman Avrupa'da ve Türkiye'de bir kere şampiyonluğunun önüne geçilmez. Ama bu takviye yapmazsa da şampiyon olamaz.
haber seyretmeyi özledim. Reha abiye bakınca haberler geliyor aklıma. Reha abiye bakınca Beşiktaş geliyor aklıma. Onu özledik. Teşekkür ederim. Dönüş olacak mı efendim? Nereye? Haberlere. Ben yazı yazıyorum, mutluyum ben. Çok sevdiğiniz iki insan var. Bir tarafta Alex, bir tarafta Aziz Yıldırım. Son yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Birçok tartışmanın son bulmasını isterim. Sadece onu söyleyebilirim. Hani benim de bazen sorun yaşadığım durumlar oluyor. Ama mümkün o kadar çözüyorum. İnşallah bu konularda çözülür. Yani gerilimden hiç kimse kazanmaz. Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz? Fenerbahçe'yi vallahi kadroyu iyi buluyorum. Oyunu iyi bulmuyorum. Şu anda iyi oynamıyoruz ama zaman içerisinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Hoca hani, çok eleştiriliyor. Ben de eleştiririm ama şimdi eleştiriyorsunuz değil mi? Vaktiniz yetmez. Çok sağ olun. Peki. Fenerbahçe'nin durumunu nasıl buluyorsunuz? Yani iyi gibi görünüyor da hep böyle bir can havliyle alıyormuşuz gibi maçları. Onun için 1-0'lar gerçekten bizi de yoruyor ekran başında. Yani 1-0 yediğin anda 1-1. Bir tane daha yesen 2-1. Onun için biz daha farklı galibiyetlere alışık bir camiayız. Yani daha da atak bir oyun ve daha keyifli galibiyetler bekliyoruz inşallah bundan sonra. Sorunu nerede görüyorsunuz? Hoca'da mı? Yani sistemin yanlış, yani aslında çok görünen bir şey var. Volkan Şen'i soktuğu zaman oyun hızlanıyor. Yani daha uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bu kadar basit diyorsun. Evet, yani Van Persie'yi de suçlamamak lazım. Volkan Şen'le belki Van Persie'yi yan yana oynatırsa daha iyi sonuç alır. Gördün mü? Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii ya. Yani Allah'ın beyazı bile almıyor. Acun abi diyor ki Fenerbahçe için şu anda konuşursam zaman yetmez diyor. Beyaz Söz Türk'ü. Ay Beyaz Söz Türk'ü tebrik ediyorum buradan. Beyaz kardeşimi tebrik ediyorum. İşte futbol bu kadar basit bir şeydir ya. Volkan bunun Şen için böyle yok 4-4-2 kompakt futbol yok kardeşim. Volkan Şen'i oynatacaksın. Nani'yi oynatacaksın. Van Persie bak verimi artıyor mu artmıyor mu? Bu kadar basit ya. Vallahi Beyaz anladı, Pereira anlamadı bu işi. Pereira psikolog istiyormuş hocam. Ahmet hocam. Pereira. Hadi arkadaşlar getirelim ekranı artık. Var şey var ya. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira eleştirilerin kendine mi istiyor? Takımın fizik kalite anlamında bir sıkıntısı bulunmadığını savunmuş. Bazı oyuncularım kafada sorun yaşıyor diyerek Teraneo'dan psikolog istemiş. Tecrübeli teknik direktörün Avrupa'daki büyük takımlara bakın, hepsinde takıma psikolojik olarak destek veren profesyoneller bulunuyor. Bizim de öyle bir destek almamız şart. Takımda bir sürü mutsuz futbolcu var ve ben onların sorunlarını çözmekte başarılı olamıyorum diye konuştuğu vurgulanmış Ahmet hocam. Tamam, eğer sorun futbolcuların bizzat kendisinden, aile yaşamından, hayat mücadelesinden, hatta futbolcular o kadar şey ki, o kadar sürünüyorlar ki futbolculuk, yani düşün. Hep eleştiriliyorlar yavrularım. Hayatları çok zor evlatlarımın. Tamam mı? Meteliğe kurşun atıyorum canları. Lan ne diyorsunuz? Maradona'nın bir lafı vardır ya. Bir saniye. Dünyanın en şanslı inlersinse en kötünü senede 2 milyon euroyu cebine koyuyor. Sokağa çıktığınız vakit trafik duruyor. Herkesin ilgisi alakası. Herhalde bizim gibi ülkelerde. Peşinizde sorunlar var mı? Yemin içeyim sizin sorunlar. Psikolojinizi yiyeyim sizin. Parayı alırken cin gibisiniz ama. Kimin psikolojisi bozuk olur biliyor musun? Aç adam. Ayda 1000 liraya çalışan işçiler var. 4 çocuk nasıl geçineceğim, adamın psikolojisi bozulur. Futbolcunun ne psikolojisi bozuluyormuş. Abdülkerim Durmaz'ın dediğini diyeceğim. Maradona'ya yıllar evvel demişlerdi ki ya futbol çok stresli bir spor. Ne evet. Stresi lan dedi. Aynen. Ne ya stres kardeşim dedi. Stres dedi aynen dediği gibi. İşte ayda 500 peso ya onların parasıyla. Jose Mourinho olmasın o. Vay lay lay. Maradona. Ama o da söylemiş olabilir. Maradona'nın lafı ayda bilmem ne kadara dedi. Şey olan insandır. Kendini geçindirmeye çalışan insandır dedi. Ne futbol stresi ya, bunlar hep yalan. Bak bunlar istihası biliyor musun? 8 analist, 9 tane beslenme uzmanı, bravo. 10 tane psikolog, yalandan para kazandırma milleti. Yapacağın işte topu öbür kaleden öbür kaleye sokmak. Sinan bu kadar büyütüyorlar. Bilimselmiş, dümenciler. Hepsi dümenci bunlar. Psikolog istemesi. Ahmet Çakar farklı bir yorumdan girdi. Ertemciğim yani bu çok anormal bir şey değil. Her kulübün psikoloğu vardır. Yani gelirler, anlatırlar veya sıkıntılı eğer oyuncular varsa bunları birebir falan filan görüştürülebilirler. Gayet normaldir bu. Yani psikolog istemek yani bu insanın deli olduğu anlamında veya şey anlamında değil. Her insanın istiyor herhalde değil mi? Mentor vardır zaten. Vardır. Kardeşim ya. Vardır. Ne işe yarıyor? Bizde vardı Beşiktaş'taken. Mesela Ertuğrul Hoca zamanında Ertuğrul Hoca'nın bir profesör hocası vardı. Var bunlar ve birebir çok görüşüyor insanlar, gidiyor konuşuyorlar. Onun için hocasıyla konuşamadığını yani ve yardımcı antrenörle konuşamadığını, yöneticiyle konuşamadığını psikologla gidip konuşabilir. Bu gayet normaldir. Yani ben buna katılıyorum.
Ama her şeyden önce psikologdan önce Pereira'nın doğru 11'i çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani psikolog ayrı. Futbolculara tamam birebir yardım almaları bu çok normal bir şeydir. Bunu dünya herkes yapıyor bunu. Herkes gidiyor. Tabii. Yani onun için en son Rasim'in gittiği psikolog bıraktı. Psikologu bıraktı. Rasim'in gittiği psikologu bıraktı. Benim gittiğim psikolog istifa edip şey, işte. Bakırköy ruh ve silah kendi yaptı. Neyse. Kendi yaptı. Esprisi. Onun için Pereira'nın her şeyden önce doğru 11'i bulması. Doğru 11 de çok basit. Yani doğru 11 çok basit. Antrenmanda baktığın zaman kim ise bu takımda oynatmaktır. Evet, ama ben hayatımda, kadar iyi olursa olsun ben hayatım boyunca böyle işlere karşı çıktım. Ölene kadar da karşı çıkacağım. Oynanan bir oyun vardır ortada. Öyle psikologlar, misikologlar. Ya bunlar hepsi hikaye şeyler. Vallahi billahi. Başarısızlığın üstünü örtmek için icat edilmiş alem. Ne psikoloğa kardeşim ya? Ne psikoloğa ya? Mentör. Ya bırakın. Ama ne mentör abi hocam, ya? Bilim, futbol ya artık, bir teknik bilim. Direktör varsa, iyi bir teknik direktörse, iyi bir idareciyse, futbolcusunu mental anlamda da hazır tutar. Sadece takım çalıştırmak mıdır teknik direktörlük ya? Ya nedir bu ha, yani? Tabii ben o anlamda katılıyorum. Yani, alacaksın, yani, oyna oğlum diyeceksin. Analistini al, diyeceksin. 4 tane kondisyoner al, 8 tane psikolog getir. Sen ne işare ararsın kardeşim? Doğru söylüyorsun hocam. Sen ne yapacaksın? Siz zamanınızda var mıydı? Bizim zamanımızda da bir moda diye o zaman böyle 80'li yıllarda. Hayır, ben katılıyorum. Bir, evet, hocam. Bize bir psikolog. Geldi mi psikolog? Ya getirdiler psikolog bir adamcağızı psikiyatrisi. Bir adam bir ay sonra kendisi tedaviye gitti psikoloğa. Hakikaten oldu. Tabii futbolcuyla uğraşıyor. Futbolcu bir de kafa yapar konuşur. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten psikiyatri 80'lerde geldi mi sana? Tabii yani ya. Size. Bize tabii ya. Tabii getiriyorlardı öyle hani bir görüntü olsun. Stankovic mi getirdi? Falan filan. Bilmem hatırlamıyorum. Evet devam ediyoruz. Dün hatta biz cumartesi akşamından bir yana Robin Van Persie'nin Barcelona ile görüştüğü yönünde iddiaları. Bakın iddiaları ekrana taşıyoruz. İddia biz, ediliyor. Biz Robin Van Persie Barcelona'ya gidiyor demiyoruz. Hollanda basını dün yine bazı haberler çıkmış. Bugün hatta bazı Türkiye'de haber portalları da dün bizim verdiğimiz haberleri verdiler. İspanya basını Robin Van Persie 5 madde. İspanyol basınına göre neden Van Persie? Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Robin Van Persie'nin sık sık İspanyol devi Barcelona'ya transfer olacağı iddia ediliyor. Hatta milyarada Hollanda'ya giden Robin Van Persie'nin Barça ile masaya oturduğu ileri sürülüyor. Peki Fenerbahçe'de hocası Pereira ile sorun yaşayan, istediği topları alamadığı için gol atmakta zorlanan Robin Van Persie Barcelona'nın sistemine ne kadar uygun? İşte İspanyollar bu konuyu masaya yatırdı. Neden? Hocam, 1. Öldürücü içgüdü. 2. Hızlı adaptasyon. 3. Düşük transfer ücreti. 4. Pozisyon bilgisi. 5. Kalite katar. İspanyollar bu 5 maddeden dolayı El Pais Robin Van Persie'nin Barcelona'ya transferini uygun görüyorlar hocam. Ya şimdi şu var. Ve görüştüğünü şu düşük, ana kadar kimse düşük yalanlamıyor. Transfer ücreti nasıl oluyor? Şimdi bak şu yok biliyorsunuz beyler. Burası şey değil, dağ başı değil. Hocam orada İspanyolların ben de okudum. Söyledikleri şu. Evet. Fener'in şu güne kadar, Fener biliyorsun totalde korkunç bir para verecek Van Persie'ye eğer 3 sene kalırsa. Korkunç bir para. Şimdilik Fener ilk yılın yarım taksitini vermiş. Yani ilk yılın iki taksit desen bir taksit vermiş. Fenerbahçe Van Persie'yi verirse yaklaşık işte onu daha iyi bilir Ertem. 15-16 milyon euroluk bir masraftan kurtuluyor. İspanyollar diyor ki 15-16 milyon euro masraftan sizi kurtarıyoruz. Van Persie'yi bedelsiz bize verin. Evet. Biz de Van Persie'yi anlaşalım, oynatalım. Fener de verdiği o ilk taksitle herhalde 2 milyon mu 1,5 milyon euro mu? O taksidi suyu alsın içsin. Türkler zaten alışkındır diyor. Türk futbol alemi kazık yemeye. Öyle bir şey olmaz yani. Düşünce o. Düşünce o da burada koskoca bir Fenerbahçe kulübü var. Başkanı var, yönetici var. Ya hocam bu işi konuşmaya bile gerek yok. Burada bir yönetim kurulu var, başkan var. Van Persie kulüpten, başkandan, yönetimden izin almadan affedersin şey DC'ye tuvalete gidemez. Gitmiş. Tuvalete gidemez. Gitti. Gider görüşür. Barcelona'da görüşür. Gider kulüp bırakmak isterse gider. Sözleşmesi var kardeşim. Otur oraya deyince oturacak bu kadar. Oynamam derse. Bu kadar oynamam derse otursun. Ne? Hocam şunu sorayım. 16 milyon euro. Belki Rasim'in dediği gibi Rasim. Abi işte 16 milyon euro az para mı? Fenerbahçe'ye vermiş olabilir mi bu izni? Olabilir. Abi bilmiyoruz ki konuyu. Tam Fener bence masraftan kurtulmak istediği istiyor. Ama kardeşim kabaca konuşuyorum. Fenerbahçe bunu oynatmak ister, satmak istemez. Kabaca konuşuyorum.
Roman Van Persie için İngiltere'deki kulübüne 8-10 milyon euro civarında bir para verildi mi? Kabaca rakamlar. Benim bildiğim Van Persie'ye çok düşük bir para verildi. Van Persie'nin bonservisi için Fenerbahçe kaç para verdi? 10 falan değil herhalde. Hocam, yok ya, o kadar yok ya. 6,5 mu? 6 mu? Az verin kaç? 6 mı? 6,5 mu? 8 milyon euro diyor devrim. Tamam. 8 milyon euro. Kabaca. Van Persie kaç verildi? Van Persie yılda ne indirir Fener'den? 5? 5 milyon euro. 3 yılda 15 verecekler. 3 yılda 15. Ne 8... kadar Onur bir daha söyler misin? Onur bir... Net ücreti 5. 3 yılda 15 verecekler hocam. Geçe. Net. Peki. Şu ana kadar Fener 2 milyon euro Peki. ödemiş. Şimdi bu adam Van Persie Barcelona'ya gittiğinde Barcelona yılda Van Persie'ye 8-9 milyon euro versin ki Fenerbahçe'de 6,5 milyon euroya gelmiş hocam. Bak 6,5 milyon euro. Yılda 5 milyon euro alıyor. Barcelona'dan ayrı parayı alabilmesi için Barcelona'dan 9-9,5 milyon euro alması lazım ki vergisi çıktıktan sonra %45 civarı 5 kalsın. Onu vermez. O Barcelona daha az oynar. Barcelona daha az oynar. Doğal olarak. Yani. Nereye daha az oynar? Barcelona o kadar Fener'de kadar para almaz. Onu kabullenir o. Kabullenmiş durumda. Ha, o zaman 6,5 milyon Fener boşaltmış olsun. Hocam Barcelona ne vereceğini düşünme. Hocam boşaltalım ya. Fener 6,5 verdi. Elinden çıktı. 2 daha verdi. 8,5 verdi. Daha başka para vermedi. İspanyollar diyor ki 8,5'u yediniz. Ne? Bunun üstüne afiyetle su için. Oldu. Biz sizi bundan sonraki 14-15 milyon avroluk masraftan kurtaracağız. Ne saçma sapan şey oğlum. Deniyor. Fenerbahçe'de benim bildiğim kadarıyla burada Ertem sen daha iyi bilirsin. Hatta gittiğimiz yerde de meşhur bir Fenerbahçeli ünlü bana söyledi. İsmini vermem. Fenerbahçe'de diyor ki 6,5'u verin. Evet. Alın. Fenerbahçe'de Van Persie'den kurtulma derdinde benim gördüğüm. Hani yani söyleyenlerin yalancısıyım. Gitmek istiyorsan 6,5'u getir. 6,5'u getir ver. Şimdi ya, galiba oradan da demişler ki 6,5 değil 3 verelim. 3 milyon euro verelim. Masrafınızı yani Fener sadece 2 milyon euro kayıpla bu işten kurtulmak öyle istiyor. Öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Adam topu oynayacak kardeşim. Eğer ya. Barcelona kulübü Van Persie'yi almak istiyorsa. Alır. Çingene pazarlığı yapmaz kardeşim. Kalk 3 verelim, 2 verelim, 5 verelim yapmaz abicim. Fark etmez. Ona göre şimdi derler ki ona. Kardeşim kaç alıyorsun? Şu maaş mı? Maaşını sana biz böyle düşük verelim. Bonservisine bunu veriyoruz. Allah önemli olan Barcelona istemesi. Barcelona için bu para çok önemli rakam değil abicim. Barcelona 40 milyon arda yer aldı. 6,5 falan para fark değil. Fark etmez. 6,5 falan onlar için para değil, rakam abi. Değil abi. Öyle bakmayın ona. Önemli olan istemesi. Fenerbahçe kulübü kurtulma diye bir şey yok. Fenerbahçe bunun yerini doldurması lazım. Şimdi Fenerbahçe... Ama Fener totalde 22 milyon euro ödeyecek. Tamam, Fener için büyük para. Zaten bunu alırken bilmiyor mu ne ödeyecek? Kardeşim Fenerbahçe. Ödeyecek tamam da... Ama karşılık gelmiyor. Karşılık gelmiyor. Gel bir dakika kardeşim. Daha 10 maç oynanmış ya. Evet. Şimdi karşılığı gelmeyecek tamam da... Ama bunun bu gittiği zaman yerini dolduracak. Yine aynı rakamları ödeyecek başka futbolcuya. Burada önemli olan... Yani önemli olan... Yani bu şuna benziyor. Futbolcuyu doldurmak gibi. En az Van Persie kalitesine birisi. Ertem'cim şunu anlatayım. Şimdi biz iyi bir programımız değil mi? İyi bir programımız değil mi? Sen diyorsun ki ya 5 kişi olalım. Şuraya bir 5. Vay o da işte rating bize kaçacak. Diyelim eski şeylerden biri. Büyük babalardan biri işte falan. Koydun oraya. İyi de para verdi Beyaz TV. Ana adam hıyar gibi oturuyor. Duruyor böyle sıfır. Abi, ratingi yok. Ne yaparsın? Değil, aman verdiğin para bunu olsun bir yere ver gitsin. Hayır. Öyle değil Rasim. Şimdi ne olur bundan nasıl yürümek ya? Şimdi bu Van Persie. Hayır. Van Persie dediğin adam yine nereden baksan. Siz sezon başı, bak sezonun sonunda yine oynasın yarım yamlar. En az 13-14 gol atar. Bak en ölüsü. Ölüsü. Atar. Sezon sonunda 13-14 yapar. 4 tane atar. Atmış. Yani en az bravo. Sen de 13-14 yapar. Ölüsü. Şimdi kalkıp da bunu hayır ben bunu boşa verilen çöpe atılan para olarak Van Persie'ye verilen parayı görmezsin. Önemli olan burada. Ama karşılığı mı? Barça'nın kardeşim önemli olan Barça istiyorsa parayı verir. Fenerbahçe buradaki durumu nedir biliyor musun? Fenerbahçe diyor ki ben bunu satarsam yerine kimi alacağım? Fenerbahçe ona bakar. Doğru. Ona bakar. Fenerbahçe der ki şimdi ben bunun bak şimdi bak. Bir tane almışsın Fernandao. Doğru. Yıldız değil. İyi santrafor gol atabilir olabilir ama yerel oyuncu. Sezon başı yıldızı alıştırdın. Sen şimdi buradan Van Persie'yi yolladığın zaman Rasim. Van Persie'yi yolladığın zaman bunun aynı kalibresinde. Aynı standartlarında, aynı şeyinde kalitesinde oyuncu yerine koymak zorundasın. Doğru söylüyorsun. Onun için yani öyle basit bir karar değil bu. Önce bir Fenerbahçe bakalım, B planına bakacak. Belki Van Persie kalsa bile Fenerbahçe Ocak'ta belki bir adam daha alacak.
Yalnız Sinan acı olan taraf şu. Acı olan taraf şu. Van Persie gider gitmez, 3'e gider 8'e kalır, bunu tartışmıyorum. Bundan çok değil, sadece 3 ay önce dünya yıldızı diye getirdiğimiz bir adamı, Türk futbolu olarak konuşuyorum, Fenerbahçe özelinde getirilen bir adamı, getirildiğinde Sabiha Gökçen'de trafik durmuştu. İstanbul Gebze arası çalışmaz olmuştu. 3 ay sonra gitmesi, gidiliyor mu diye tartışılması, sadece bizde değil dünya basınında, bu Van Persie için, Fenerbahçe için çok Fenerbahçe kötü bir tabloda. Hocam bence kendisi... Bu tabloda Van Persie'nin veya Vitor Pereira'nın belli oranlarda suçu var. Van Persie kesinlikle kusurludur veya kusurludur diyemem. Hocam. Hayır, %100 hoca da hatalı. Hocayla alakalı. Tabii, bir karı koca ayrılığında her iki tarafında veya bir kavgada her iki tarafta 3 aşağı 5 yukarı kusurlu. Tabii, bu işte ikisi de kusurlu. Bu ikisi de kusurlu. Acı olan bu. İşte kimin için acı bu? Hocam. Fenerbahçe için de acı. Hocam, bak bu transfer haberi doğruysa Van Persie evet. için bu var ya, ne acısı ya. Hocam, adamın ölüsünü Barcelona istiyor. Adamın kariyerine suçlu. Gücüne güç katar. Tek suçlu adam bana tek hadi canım ya, nasıl diyor ya. Pereira'dır suçlu. Bir dakika. Pereira'nın yerine başka bir hoca olsaydı Van Persie'nin transferi falan gündeme gelmezdi. Bakın tamamen sorun. Abi. Bakın Pereira anlaşamadığı için adam gitmek istiyor. Pereira'yı sevmiyor. Belli anlaşamıyorlar. Uymuyor. Tabii. Olmasaydı kimse bunu konuşmazdı. Yani, şimdi bugün eğer Van Persie takımda oynamış olsaydı Nani niye çıkmıyor? Yani. Niye transfer haberi çıkmıyor Nani? Nani ile ilgili. Nani. Tamam mı? 3 hafta bu hafta yedekti biliyorsun değil mi geçtiğimiz hafta? 3 hafta daha yedek oturttu. 3 hafta daha kalsın bak çıkıyor mu hani, çıkmıyor mu? Bak bir şey söyleyeyim sana. 3 hafta bu, sonra bak ne oluyor Nani? Bak Nani'nin gitmek istediğini düşündüğünü zannetmiyorum. Nani ile şimdi Üstel bak. Abi, Nani ile şey sorun yaşamıyor. Pereira sorun yaşamıyor. Ama Van Persie ile Pereira sorun yaşıyor. Sinan son hafta yaşadı. Ya bir maç o yaşadı, duruma göre bilemeyiz. Aralarında konuşmalar var basına yansın ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Bilemeyiz yani o Nani bu takımın oyuncusu. Tamam, yani. En doğru bak, ne olursa olsun. Ne olursa olsun Nani bu takımda oynar. Kendine bak, ait hissediyor Fenerbahçe. Van Persie bakın ne olursa olsun Van Persie fizik olarak hazır değildir. Bir oynar oynamaz eder ama Nani bu takımda banko oynar. Bunu hak eder %100. Van Persie oynaması. Bu takımın oyuncusu. Doğru. Ama Van Persie'deki sorun farklı. Antrenörle ilgili abi bak bu da şimdi etten kemikten bir insan. Bunun da duyguları hisleri var. Bu adam da bunu takmış hafiften yani. Antrenörlerde evet, vardır bu biliyorsun. Evet, doğru var. Bir adamı taktığın zaman anladın mı? Taktın mı şimdi açığını kovalar. Kötü halini kovalar. Biz de yaşadık bunları. Bir defa Vitor Pereira'da iyi bir insan olmadığını nasıl ortaya koyuyor hocam iyi bir insanlıktan. Allah cezasını vermesin ki. Van Persie'den sağ açık oynar mı? Hocam, ne demektir biliyorsun? Van Persie'nin burnunu sürtmektir. Öldürtmek. Sürtmektir burnunu. Hocam öldürmek bir adam kendi ayağına kurşun sıkmaz. Evet. Van Persie'yi orada öldürmek için oynatmaz. Yani ben onu bir oyuncuyu orada öldürmek için burada oynatayım. Evet. Bu kötü oynasın. Evet. Takım da kötü gitsin. Ben de o zaman tartışılayım veya kovulayım. Bunu bir teknik direktör yapmaz. Van Persie'ye sormuştur. Evet. Burada oynayabilir misin diye. Ya bir dakika Van Persie burada. Van Persie sadece bir oynayamaz. Emin Asemet de reklamıymış ya. Saati açtı. Bu reklama ne zaman gelip ne zaman gelinmeyeceğine sen karar verirsin. Saati bir açıyoruz. Bir reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Reklamdan sonra Alexey Souza'nın açıklamaları var. Bugüne kadar konuşulmayan birçok şey var. Bu akşam her şey çok daha başka olacak. Bin bir surat Alex ha. Sürün Osman'dan sonra sürün Alex gibi. Alex öyle demeyin. Hocam. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında sizin kanalınızda Derin Futbol'a sevgili seyirciler sürekli söylüyorum programla ilgili. Derin Futbol kanalı adam yeni açanlar, programı yeni açanlar neler kaçırdık diyorsanız eğer. Bugün futbol dünyasında neler yaşandı diyorsanız beyazgazete.com'a giriyorsunuz. Beyazgazete.com'da spor sayfasına Beyaz Gazete bugün haber yapmış. Ve beyazgazete.com'da spor sayfasında bütün gerçekleri görüyorsunuz. Sadece spor mu? Hayır değil. Sanat, siyaset, magazin ne varsa hepsi beyazgazete.com. Evet. Erdem bugün Beyaz Gazete haber yapmış. Fikret Orman Don Corleone'dir. Sen sildirdin ama Beyaz Gazete.com haber yapmış. Tebrik ediyorum. Fico Don Corleone mi? Fikret Don Corleone. Nasıl konuşuyorsunuz ya? 4 numara gelsin be. Beşiktaş'ın başkanına Fiko aynen. Fikret falan da yapmayın. 4 numara gelsin ya. O dedi abi, ya. O dedi ya. O da abi çıkar. Sen de bir dakika. Fikret Corleone. Bir dakika. Abi, ben sana başka bir yerden gireceğim abi. Ayağını sıktırırım diye neden Fikret Corleone? Yapmayın. Kapatabiliriz. Bir gelsin 4 numara. Beşiktaş'ın kaç puan gerisinde olduğumuza baksınlar. Beşiktaş maçında yaşananları herkes gördü. Portekizli teknik adam son dönemde kendilerine yöneltilen eleştirilerin haklı bir tarafı olmadığını belirterek şöyle takımın durumuna bir baksınlar. Son haftalarda kalemize gollere kapadık. Beşiktaş'tan kaç puan geride olduğumuza baksınlar. Beşiktaş'ta oynadığımız maçta neler olduğunu tüm Türkiye gördü diye konuştu.
Ben oyuncularıma güveniyorum. Ancak bu zorlu süreçte taraftardan takımlarına sahip çıkmalarını ve sonuna kadar destek vermelerini istiyorum. Kaç puan gerideyiz Beşiktaş'tan? Bak. Bir de bakın. Bu ne bilir biliyor musun? Bu Beşiktaş derbisinde neler yaşanıyor? Hayır abi. Bu küçük kafalı teknik direktörün mantalitesidir. Aslında baktığım vakit kağıt üzerinde kısmen adam %100 haklı. Yok. Kısmen haklı. Bir dakika bak. Niye değil? Kısmen niye? Haklı olduğu şeyler var. Niye? Bak hocam bir dakika dur. Kısmen haklı olduğu, o maçla ilgili kısmen haklı olduğu durumları var. O maçı İkincisi, konuşuyorum Sinan. Bak bir dakika dur. İkincisi. He. Şimdi objektif doğru yorum yapıyoruz burada. Ben biliyorlar yani ne konuştuğumu ben Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yani hiçbir zaman Galatasaray'a aynı mesafede, aynı uzaklıktayım, aynı yakınlıktayım. Doğrudur. Beşiktaş maçıyla ilgili hakem hatalarında haklı olabilir. Ama oynanan futbolla ilgili baktığın zaman kalemize gol gör, pozisyon gör. Gol yok, pozisyon yok falan. Sen de gitmiyorsun. Karşı kaleye gitmiyorsun. Yarım sıfır, bir sıfır, yarım sıfır, bir sıfır maç kazanıyorsun hoca. Yarın bir gün içeride ilk kaybettiğin maçta taraftarın seni yerden yere vurur. Bu onlar hikaye anlatma. Ha sen çok iyi top oynatırsan takımına, yenilsen de senin taraftarın sana hiçbir türlü protesto etmez. Ama bu futbolla yenilirsen seni yerden yere vururlar. Belki de yollarlar. Onun için kalkıp da yani kısmen haklı olduğunu söylüyorum. Sinan, bak ilgili. Bunu anlayamıyor. Bak bunu niye anlayamıyor? Küçük kafalı ya da yanlış konuşacağım. Bu laf kötü bir laf. Küçük kafalı vizyonu küçük olan bir teknik adam şunu der. Lig bitti kaç hafta? Ligin 3'te 1'si bitti. Liderin çok az bir puan farkında gerisindeyiz. Son 6 haftada resmi maçta, son 6 resmi maçta kalemizde gol görmedik. UEFA Avrupa Ligi'nde %90 ihtimal kalifiye olacağız dediğim vakit ulan dersin. Şunu anlayamıyor. Şunu. Az gol yemek tamam güzel bir şey de senin oynadığın oyun Türkiye'de %80 Fenerli'ye. Hocam gol pozisyon. Zevk vermiyor. Hocam gol pozisyon abi çok güzel bir yorum var. Hocam gol pozisyon pardon Ertem'ciğim. Gol pozisyonuna giremezsen gol pozisyonu da vermezsin. Kapatırsan oyunu kilitlersen böyle. Fenerbahçe takımı Türkiye Ligi'ndeki hemen hemen bütün takımlardan daha üstün bir kadrosu var. Ne yapmasa Fenerbahçe her maçta normal ölçüde 7-8 tane gol pozisyonuna girmesi lazım. Bak en az. Sen giriyor musun Ay? Sen oynadığın futboldan memnunsan bilmiyorum. Fenerbahçeliler memnun değil. Pereira şu anda programda olsa şu örneği verecekti. Bir dakika. Beyler diyecekti. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hatırlıyor musunuz? Otoraya gel. Otoraya ile Yunanistan Avrupa şampiyonu oldu. Neredeyse maç kazanmadan. Hep beraberlikler, ekstra time, penaltılar, beraberliklerle falan. İşte küçük vizyonu olan teknik hocam, adam. Hocam bak taraftar ne diyor ama bir tane. Ne diyor? Kerim abi. Ne diyor? Biz Pereira'ya karnımız doymuyor demiyoruz. Yemeği beğenmedik diyoruz. Hako 1907 diye bir arkadaş. Aferin çok güzel yorum. Biz Pereira'ya karnımız doymuyor demiyoruz. Evet. Yemeği beğenmedik diyoruz. Şimdi kardeşim yorum olarak çok güzel. Çok şık. Çok da edebi bir dil kullanmış. Çok güzel. Fakat bu Vitor Pereira hocaya Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe'yi hala birileri anlatmamış. Ligin kaçıncı haftası? 10. haftası mı? 11. mi? 10 bitti evet. Sen hoca olmasan Fenerbahçe 11 haftayı hocasız geçse, yine böyle. Altyapı hocasıyla geçse, yine böyle. Beşiktaş'tan, bravo. Liderden kaç puan geride olur kardeşim bravo. Ya? Ya bu ne diyor ya? Böyle bir konuşma olur mu? Zaman bunu al. Hocam bunu yani bunun bir kere affedin böyle konuşmanın bir kere mantığı yok ya. Çok kısa şey. Fenerbahçe takımı 11 haftada liderden başarısız olmak için 10 puan geride mi olması harika lazım? Bir, ne diyor ya? Harika bir mesaj geldi bak. Ne diyor ya? Harika. Yunanistan Avrupa şampiyonu olduğu zaman 2004. Bir olsun sözcü diye bir arkadaşımız. Yunanistan Avrupa şampiyonu olduğu sene oynadığı her maç TV'de en az reyting alan maçtı. Avrupa şampiyonu. Gitti şimdi orada İtalya'nın bilmem ne maçı olsun Fransa. Daha fazla. Niye? Fransa takımı nasıl oynuyordu? Aynı şu anki oynanan Fenerbahçe örneği. Pozisyona az gireyim. Kapatayım. Ya bir de oturma Sinancığım. Senin çünkü bir de kadronda ne var biliyor musun? Çok da yetenekli oyuncular var. Kreatif oyuncuların var. Orada da oynadığın maç sayısı ya 8 ya 6 finale kadar gidersen. O bir turnuva şeyi. Böyle bir rezalet dağıtamayız. Öyle bir şey olmaz. Hocam. İtalya 82 dünya şampiyonası olduğunda finale kadar maç kazanmadan geldi. Daha önce hocam daha önceki şampiyonu Catenaccio sistemini dünyaya getirmiş takımdır İtalyan. İtalyanlar. %100 katılıyor. Ya onu geç. Ben diyorum ki Vitor Pereira kardeşim. Sen hoca olmasan Fenerbahçe Beşiktaş'tan 10. haftada 10 puan geride kalır. Öyle mi zannediyor? Bu öyle zannediyor herhalde. Çok ben başarılıyım diyor. Öyle zannediyor herhalde ya. Abi zaten Apo en güzel söyledim bak Apo'cum. Fenerbahçe ne zaman 10. haftada 8-10 puan geride kaldı zaten? Yalan mı hocam?
İki puan gerideyiz, başarı gibi anlatıyor bize. Bir şey söyleyeceğim. Ya bize buna demiyor mu kardeşim? Fenerbahçe'den haberin yok, Türkiye'den haberin yok senin. Adam. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyur Sinancığım. En güzeli ya söyledin. Fenerbahçe takımı zaten bu kadrosuyla Pereira olmasına falan gerek yok. Zaten bu puan toplar Fenerbahçe. Ya sanki 8 puan geride kalacağız bu olmasa. Önemli olan burada 25. 26. haftadan sonrası önemli. Ya tabii ya. Şimdi daha 10. hafta kendini. Bir de bak, bir de bu değil. Bir de şimdi bu Fenerbahçe takımı kardeşim, oynanan futbola bakmak lazım. Oynanan futbol. Sen şimdi oynadın. Shakhtar Donetsk istiyorsun değil mi? Seldi seni, yendi gitti. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kalamadın. Hiç sorma. Sen şimdi Fenerbahçe'yi nerede düşünüyorsun? Nerede görüyorsun? Ya Fenerbahçe çok normalmiş gibi, Şampiyonlar Ligi'ne girememesi çok normalmiş gibi davranıyorsun. Yani ne alakası bu takımda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girememesi Fenerbahçe için bir başarısızlıktır. Bunu hiç düşünmüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Avrupa UEFA Ligi'nde oynuyorsun değil mi? Evet. Oynuyorsun. Ajax'ı işte zar zor yendin. Doğru düzgün pozisyonun yok. Öteki şeyde deplasmanda aynı şekilde biraz daha iyi oynadın. Demek ki senin takımında oynama potansiyeli var. Doğru işler yaparsan. Onun için burada Ferrara'nın sadece kardeşim maçlara bakacak, seyredecek. Şimdi bilmiyorum futbolculuğun nasıldı. Her zaman çok normal böyle standart futbolcular bunlarla yetinirler. Üst seviye oyuncu olursa bu oyun onu mutlu etmez mesela. Futbol hayatını bilmiyorum. Yani kendi futbol hayatı bu çok önemlidir biliyorsun. Yani hep üst düzey futbolcular çok çok zor beğenirler. Ya. Antrenörlük yaparken de. Ondan dolayı Pereira şimdi eğer bu takımını bu şekilde oynadığını beğeniyorsa yarım sıfır, bir sıfır kazanayım falan filan. Bak belki de şampiyon da olabilir. Sinan bak bir şey söylüyorum. Belki de şampiyon şimdi da olabilir. Aslında en güzelini temin söyledin. Ligin 28. haftası olur. Göreceğiz. Yine böyle kötü oyunlar. Lider olursun ya da liderle puan puan olursun. Bu açıklamayı yaparsın. Peki. Daha 11. haftada 2 puan geride kalmayı başarı gibi ne anlatıyorsun ya? Şimdi burada Türkiye. Biz antrenörsüz olsak burada yine Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde hepimiz olur ya da belki de lider oluruz ya. Abacığım şurada hepimize bir soru soralım. Hepimize bir soru soralım Ertem. Pereira bu oynadığı futbolla bu takımı şampiyon yapsın. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarı Pereira ister mi? Bence istemez. Abi şampiyon da yapamaz. Şampiyon yapsın. Böyle oynayacak şampiyon olacak. İsteyebilir. Çünkü ben katılmıyorum. Çünkü biz böyle bir ara biliyorsun bizim Brezilyalı bir hoca vardı. O da Pereira mıydı? Aynısı değil. Bir tane daha vardı biliyor musun? Carlos Alberto o da Pereira. Sıkıntılı. Büyük hoca ama. Ama sıkıntılı bir futbol vardı. Büyük adam. Kemalettinlerin. Hatırlıyor musun? Kuçe Ök. Defans büyük adam. Yavaş oynayıp ama rakibe pozisyon vermeden. Ama büyük adamdı o. Sinan şampiyonluk gelince, 4. yıldız takılınca ya adam doğru mu yapıyor acaba futbol abi böyle zaten midir der insanlar. Ama bir de taraftar biraz o mantıkla bakar. Bana göre. Ama orada şüphelerim var Sinan. Avrupa'daki yarışması şampiyon önemli. Olursa. Bak bir Avrupa'da başarısız ne? Şampiyonlar Ligi'ne kalamadın. Fenerbahçe Avrupa şimdi. Shakhtar seni eliyor, Shakhtar gidiyor. Kalamadın. Bir başarısızlık. İkincisi, onu biraz bu es geçtiler mesela, dediler. İşte, yeni takım kuruldu. Fark etmez. Bir abi, ay oldu 20 günlük takım tak, değil tak, mi? Takım hazırlayacaksın. Tamam, bir dakika, ona benim kontur tezim var. Işte, öyle öyle. Geç o işleri. Pereira Efendi niye? Malmö diye bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen öyle. Bate Borisov diye bir takım. Bate abi Borisov. Ya, beyaz Rusya. Ya. Dinamo Zagreb. Dinamo Milan. Ne Dinamo? Hocam, Dinamo Zagreb eski kim? Hocam Shakhtar da eski Shakhtar değil. Değil tabii ki. Savaşlar. Ankara'da savaşlar. İzmir'de oynuyor maçlarını. Yani öyle gibi, düşün. Onun gibi. Kendi merdiveni. Evet, orada savaş var. Yani onun için sen kalkıp da Türkiye Ligi'nde zaten şu an PAF takımını bizim Rambo Hasan'ı getir orada hoca olsun. Tabii canım. Aynı puanı toplar. Hiç değişiklik olmaz. Diyorum mesela peki, diyorum ki bizim altyapı hocamız Hasan kardeşim. Aynen, koca olsa biz Beşiktaş'tan 20 puan geride mi kalacağız? Bence aynı soru sorayım size. Yani. Fenerbahçe Allah eğer Allah sezon sonunda Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde şampiyonluğu kaçırırsa Pereira başarılı mı oldum diyecek. Yok kimse sallamadı. Bu açıklamasına göre yani. Bir de dünya futbolu. Biz sana bir şey ama burada diyor ki biz bunu kapatıp öne geçeceğiz diyor. Pereira şampiyon olamaz diye bir iddiada bulunmam. Yalnız şu iddiasında bulunurum. 11 hafta demek ligin 1/3 demek. Bu kadar az gol atıp bu kadar az gol yiyen bir takım dünya istatistiklerinde şampiyonluklarda yoktur. Yok bence bakın de. Mesela bütün şampiyonlara bakın. Son 5 yılın İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya'ya bakın. Bakın bakalım şampiyonlar, şampiyon takımlar o ligin en fazla gol atan iki takımından biridir. Hocam bu ne zaman geçerli olurdu biliyor musun? 3 puanlı sisteme hangi yılda geçtik biz? 15 sene oldu belki. İşte 2 puanlı sistemde olsa böyle şampiyonluklar var biliyoruz değil mi? Tabii çok var. Az golle 0-0'larla gelsin. Namalip ikinci oldu. Evet, Beşiktaş. Trabzon'un şampiyonlukları var 2 puanlı sistemde. Bence boş konuşuyoruz. Bu iş 0-0-1-0. Aynı Trabzon'daki gibi olacak. Şota kovuldu. Kulübün öz çocuğu Sadi Tekelioğlu geldi.
Fenerbahçe'de de bu Van Persie krizi yönetilemez. Pereira kovulacaktır. Yerine de işte Arap İsmail tarzı kim var şu an? Ben Rambo Hasan, bir dakika dur. Rambo Hasan benim arkadaşım, samimi arkadaşım. O da arkadaşım. Rambo Yusuf beraber. Rambo Yusuf. Hayır, Rambo Hasan. Arap İsmail aynı şey. Mesela demin dedi ki Fico Kalyona değil. Hayır, Fico demedim. Fikret Kalyona diyemezsin. Fico diyen çaka. Beşiktaş'ın ben başkanı. Evet. Fico demedim. Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman. Fikret Don Corleone diyorum. Diyemezsiniz. Yine onu söylüyorum. Fikret Don Corleone diyemezsin. Fikret Corleone. Diyemezsin. Don Corleone sen canın sıkıldı vakit Don Corleone müziğini çaldırtıyorsun. Hocam aynı şey mi? Sen kalkıp değil. Da ben şimdi sana bir dakika ben sana minik Ahmet diyor muyum? Mesela tinerci Ahmet diyorsun ya. Tinerci Ahmet diyorsun. Tinerci kötü anlamda demiyor. Ben de kötü anlamda demiyorum. Arabı kötü anlamda. Arap olmak kötü bir şey. Hocam, sen de gururdun. Sinem abi sen de. Rasim de benim deveye hakkım yok. Diyemez Rasim. Ben ve Rasim'in deve hakkı yok. Rasim'den 20 yaş büyüğüm var. Rasim'den 20 yaş büyüğüm var. Arap İsmail abi dese. Peki ben Apo hocam diyebilir miyim? Arap İsmail abi. Arap İsmail abi de. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam bir dakika yandın. Rasim bir saniye Rasim. Bizim hocam, ülkemizde. Siz Abdülkerim abiye Apo diyorsunuz. Sinan abi diyor Apo. Ben yaşlıyım kardeşim. Benim, tamam işte ben Apo hoca diyebilir miyim ya? Apo hoca dersin. Diyemem. Apo diyemezsin. Diyemem. Apo hoca dersin. Hayır Apo hoca diyemem. Apo demem. Hoca ben diyorum. Yanlış mı? Dışarıda da demem. Apo. Burada da demem. Ertem diyor hocam. Arap İsmail hocam nasıl diyebilirim? Neyse. Abdülkerim diyeceğim. Konuyu dağıtmayalım. Bak Ertem bu ülkede Cumhurbaşkanı'na ne deniyor? Kasımpaşalı Tayyip. O da gurur duyuyor. Evet diyor. Kasımpaşalı Tayyip. Aynı şey mi ya? Arap İsmail de gurur duyacak. Aynı şey değil. Ben de İzmirli Rasim'im. Bununla gurur duyacak bir şey yok. Artı ben Arap İsmail demedim. Şu an Fenerbahçe'de altyapıda kim var abicim? Sadece Rambo Hasan var diyor Sinan. Rambo Hasan Fenerbahçe altyapısı mı şu anda? Rambo altyapısındaymış işte siz söylüyorsunuz. Evet, ben Hasan'ı da severim ha. Bizim arkadaşımız tabanca gibiydi. 19'un başında Hasan, Rambo Hasan mı var? Evet. İlan ediyorum Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rambo Hasan'dır. Bak bu dediğime gelecekler. Ya dur. Yaz! Bu dediğime gelecek. Çok önemli bir şey söyleyeceğim Ertem. Bu dediğime gelecek. Ya arkadaşlar vallahi DM atmayın ya. Telefon içeriden kilitlendi ya. Atmayın abi. Vay DM'ciler. Çocuklar siliyorlar yetiştiremiyorlar. Atmayın. Rica ediyoruz. Ben mesela buna çok üzülüyorum. Bir adama Arap DM İsmail. Hayır. Arap İsmail dendi bak isim reaksiyonu. Çünkü Araplık. Kötü bir şey değil ki. Hocam, sen de. Hocam. Arap milleti asil bir millet. Bu aşağılar gibi bir uslukla konuşuyor. Ben mi diyorsunuz? Ay yanlış efendim. Ben bu ülkede Arap kardeşlerim için kendisini vermiş. O ayrı. Sen de kafa yapıyorsun. Hocam yapmıyor. Kafa yapmamın Araplıkla ilgisi yok. İsmail'le mi ilgisi var? Fikret Corleone derken de o anlamda kafa yapıyor. Orada da kafa yapıyorsun. Yanlış mı? Koskoca Beşiktaş'ın başkanıyla kimse konuşamaz. Koskoca Beşiktaş'ın başkanı ayağımı sıkacağız gibi bir ifade kullanıyor. Niye boğazınmış? Yeter öfre. Burası faşist beyaz futbol mu be? Hocam. Ödül aldınız. Ödülünüzün kıymetini bir dakika ya. Burası be? Şimdi bir dakika ya. Bu ödülü fırlat. Sinan Bey. Fırlat hocam şu ödülü. Ben sevmedim bu faşist yöntemleri. Hocam. Biz burada genel ahlak kurallarına uygunsa konuşuruz. Bak bugün pantolon giydi. İlk defa ya. Hocam. Bu ödülü. Medya faresinin sakın bana ne yapacağımı söyleme. Medya faresinin bu ödülüne layık ol. Bu demokrasi, eşitlik, çok seksizlik, tolerans. Bunları... Çok seksilik mi hocam? Çok seksilik. Çok seksilik. Çok seksilik. Çok seksilik. Çok seksilik. Bir dakika. Hocam tebrik ediyorum. Çok. Şu ödülü. Değil mi? Ertem. Demokrasi adına. Ben bu ödülü almışsam ben bu ödülü layık olacağım. Bu ödülü aldım. Demokrasi adına. Burada ben özgürlük adına aldım. İncitici de olsa eleştiririm. Şuraya bak. Ne diyor? Fico Don Corleone dediğimiz vakit. Beyefendi sen Don Corleone'yle Nurella'yla dans ettin. Nurella'yla dans ettin o müzikle baba müzikle. Nurella'yla dans etmedin. Hocam onlar hocam. Hocam. Hocam şimdi bu sizin dediğiniz ne biliyor musun Fikret Orman? Hocam. Hani papa inmiş ya bir ülkeye. Papa bir ülkeye inmiş. Papa bir ülkeye inmiş. Adına bu ödülü aldı. Ya papa burada bakkal var mı diye. Aynen öyle. Aa. Hocam.
Benim önümde kaçacak. Bir dakika. Tamam, lütfen Rütük için düzeltelim. Hocam çok seslilik dedi. Ertem'i anladığı gibi çok seslilik demedi. Ertem'de ya bak yapmasın. Ben bir programda ben şey demokrasi, insan hakları, eleştiri, tolerans derken hocam ahim, seslilik ahim ne diyor hocam? Ahim ne diyor hocam? Beyler bunu da söyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor? Basın yoluyla hakaretler en fazla yargılanmış adam. Ve yargılanan adam. Ben beraberiz. Ne diyor biliyor musunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İstanbul'da okul hocam. Eleştiriler ağır, incitici olabilir. Ve hatta yaralayıcı olabilir. Toplum hal olmuş insanlar bunları aksepte etmek yani kabul etmek durumundalardır. Ben burada Vito, Fico, Corleone dediğim vakit. Fikret Corleone diyorum. Yani burada vermek istediğim mesaj ne? Söylemeyeyim. Ayağını sıkarım bir söylem. Fico da aşağılamak için değil. Fico, Vito. Bir ses şeyi var. Devam ediyorum. Ayağını sıkarım diyor adam. Arap İsmail. Vay vay. Arapları vay. Aşağılamak veya İsmail Hoca'yı aşağılamak değildir. Bu ödülü hak etmiyorsun. Tıpkı benim sana Ertem Sıvacı dediğim gibi. Ben Sıvacıları mı aşağılıyorum? Bu ödülü hak edeceksen demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere bağlı olacaksın. Hiç kimseye laf ettirmemesi bu program yapılmaz. O zaman ona Arap İsmail diyelim. Öbürü de Don Corleone Fico diyelim. Hayır. Öbürü de bilmem ne diyelim. Bir dakika. Biz öbürü de bilmem ne diyelim Ertem, ödül alalım. Biz niye? Var mı böyle bir şey ya? Fikret Corleone. Biz bu ödülü özgürlüğümüz için aldık. Evet. Yüzümüz özgürlüğümüzle. Özgürlük adına. Biz başkaları gibi. Biz başkaları gibi futbol federasyonunun kucağında değiliz. Eyyam veya. Mavi boncuk akımının esiri olmamış spor programı olduğu için bunları aldık. Daha da alacağız. Hocam, Fico Corleone demek. Gelir. Arap İsmail demek. Ya sen yaşından utan. Sen küçüksün. Hepimizden küçüksün. Ya şeytan Rıdvan dediğimizde Rıdvan Dilmen'in hiç alındığını gördüm. Hayır, hoşuna gidiyor. Ben şeytan Rıdvan demem. Rıdvan abi de bugün şeytan Rıdvan. Rıdvan abiye diyemeyiz onu biz ya. Acı var mı? Acı reha. Bir dakika. Bu derin. Acı var mı? Acı reha. Şeytan Rıdvan bunun lakabı ne biliyor musun sizin yanınızda? Rıdvan şeytan lakabı sevmez. Ben burada insanlara istediğim lakabı takarım. O insanlara da hesap mesap vermem. Ben bir tek ve bir tek. Yapmayın hocam. Yargıya. Allah. Hayır. Bu alemde. Yargıya ve Rütü'ye hesap veririm. Öbür alemde de vicdanıma Allah'a hesap veririm. Yemişim Don Corleone'sini de, Arap'ını da, Fico'sunu da. Ben ne istersem konuşurum. Ülkede götürün beni cehennemi. Bu ödülü. Ertem. Ben temiz futbol uğruna. Bir dakika kardeşim. Bu ödül töreninde size ödül mü verdiler? Başka bir şey mi verdiler? Size ne verdiler? Bu ödül temiz hava neydi? Bak ne var biliyor musun? Bir sandviç vardı, içinde yürek vardı. Yürek. Neler çıkardın? Yürek yedi. Çok yürekli gördüm. Sinan'ın yine yüreksizdedir. Estağfurullah. Sen de aramızın ben 35 yıllık arkadaşım. Hocam, biz onlar neydiniz? Beraber alemlere akarken sen de sen daha sperm bile değildin. Hocam. Bravo. Özür diliyorum bir kere sen de. Gurur duyan o da Gültepe'li Sinan'dır. Evet. Arap İsmail. Hayır, bir dakika ya. Lakap takmaz. Kardeşim Türk. Hayır. Şimdi sana birisi deseler ki. Hocam. Ayıp bana sen diyorlar ki. Hocam. Sana diyorlar ki. Hakem eskisi Ahmet. Hakem eskisi gurur duyarım. Çakma Ahmet. Gurur duyarım. Gelin Ahmet. Gurur duyarım. Gurur mu duyarım? Kara Gürlük Lafı. Kara Gürlük Lafı. Ben kendime diyorum. Kara Gürlük Lafı derler. Ben eleştiriye açık mı bağlıyorum? Hukkabazlığın eleştirisi olur mu ya? Bak Rasim. Hocam ne oldu hakikaten? Bak inanın. Size ne oldu ki? Şu an şoktayım. Bak Apo ile aynı fikirdeyim sana. Ben şu an şoktayım. Size ne oldu? Hakikaten ne oldu? Bak Instagram'a da geliyor. Bunlara ne oldu diye. Instagram'da hepimiz tutuklar. Ya bir dakika Sinan, sen yine karıştırdın. Biz başka programlarda Kandilli Kız Sesi öğrenciler gibi hanımefendi gibi konuşuyorduk. Biz hep böyleyiz. Çok var. Kandilli Kız Sesi'nden özür dilerim. Bak yanlış anladın. Kandilli Kız Sesi'ndeki hanımefendi kız öğrenciler gibi demek de ben kızlara hakaret etmiyorum. Hayır, böyle geçiyor. Kandilli Kız'da erkekler okuyor mu? Bilmiyorum. Evet. Sen İstanbul erkek değil mi? Ya sen ben gülerken ağlıyorsun. Sen gülüyorsun ya. Gözlerin yaşlanıyor. Ya o kadar korkunç. Ya gel İstanbul erkek sesi. Hocam bizde rajon budur. Bak bizde rajon budur. Ben mesela bir dakika ya. İstanbul erkek sesi. İstanbul erkek sesi. Hocam. Ama Kandilli Kız mı? Hocam Kandilli Kız mı? Gülmesin. Hey Kandilli Kız mı? Güzel. Bağlanın. Bunun... Abi gülmesi bile tuhaf.
tuhaf. Adam gülerken ağlıyor, gözlerinden yaş çöküyor. Bir şey oğlum ne hiç normal. Bak ya. Sürekli biri de ne ses. Erdem, Sinan abi sen kız lisesinden mezun olur musun? Var. Hocam İzmir kız lisesi var. Bak. Kadıköy kız lisesinden. Var. Kardeşim bak. Mesela benim annem, bir saniye. Benim annem İzmir kız lisesi mezunu. Konak'ta çok güzel böyle manzaralı güzel bir okuldu. İzmir kız lisesi. Babam da mı oradan mezun? Hayır. Yok. İzmir kız lisesi mezunu. Babam. Anne ay babam diyorum ben anne. Fakat sonra 28 Şubat'tan sonra İzmir kız biliyorsun şeyi kaldırdılar. Kız lisesi, erkek lisesi yok dedi. Olur mu abi İstanbul Erkek Lisesi benim lisem lisedir. Ama İstanbul erkek kızlar var. İstanbul Erkek'in kızlar var. Nagihan mezun ya nasıl oluyor İstanbul Erkek'in kadın kızlar mı anlıyorum. İzmir kız lisesi de demesi erkekler mezun. Ne var bunda? Ama adı da İzmir kız lisesi. Ne var bunda? Yok bir şey. Erkek evsine yani var Kandilli kız deyince. Kandilli kız lisesi deyince sadece kızlar mezun oluyor bir şey yok. Kandilli kızdan erkeklerle mezun oluyor. Artık evet. Olay o. Of ya. Sonuç. Sinan Beyler ve Ertem Beyler aldığınız ödüle layık. İnsan haklarına, demokrasiye ve çok sesli. İnsan hakları ve özgürlükler. Sevgili seyirciler, İsmail Kartal hocamdan özür diliyorum. Ay. Ya yine başınız Ormandan, Sayın Fikret Orman'dan özür diliyorum. Fikret Corleone! Don Fikret Corleone demediğim evet, için. Evet diyorum. Arap İsmail demediğim için. Şeytan Rıdvan... Ya hocam. Ben Rıdvan abiyi gördüm ama Şeytan Rıdvan hocam nasılsın? Şeytan Rıdvan abi İsmail hocam nasılsın? Niye Şeytan denmiş? Fiko hocam nasılsınız? Fiko niye Şeytan denmiş? Bu nasıl bir terbiyedir ya? Akıllı diye Şeytan Rıdvan. Akıllı diye Şeytan Rıdvan denmiş. Mor bileklikleri niye taktınız diye insanlar bize mesaj atıyorlar. Yarın milli takımımız. Premature. Premature şeyi. Bir de diyorlar ki arkadaş birisi bak Çekaf. Çekaf FB 59 demiş ki ya spor programı mı şaklabanlık mı yapıyorsunuz yazıklar olsun. Arkadaş. Futbolda konuşuyoruz, eğleniyoruz. İzleme, eşi oldu. Yok, asik. İzleyebilirsin. Arkadaş izleyebilirsin ama. Yapma, yapma ya. Ama inan diyorum. Yani böyle bak futbol yok, bu hafta futbol yok, maç yok. Yine elimizden geldiği bir şey. Ben bir anlamadığım bir şey var. Ben beni izleyen insanlara hesap planlar. Hocam ben veririm. Ben halktan korkuyorsunuz hocam, siz ya. Halktan korkmayın değil hocam. Koçalım arkadaşlar. Göster diyor göster. Bir dakika dur. Ertem'i göster. Serkan beni göster. Yakın göster. Arkadaşlarımız anlatalım ki hocam. Arkadaşlarımız anlasınlar şaklabanlık. Burada bir gır yapıyoruz futbol gibi. İnsanlar ama çok seviyorlar. Ya kardeşim. Sen belki sevmiyor olabilirsin biz, ama yine devam etmişsin. Bak ben ya. Orada Ahmet Hoca beni konuşturmadı. Diyecektim ki önümüzdeki sene komedi programına adayız. Vatandaşa gidilsin en iyi komedi programı hangisidir? Ahmet Çakar Kandilli Kız Lisesi özür dilemedi. Evet hocam Kandilli Kız Lisesi'nden özür dilemedi. Akıyor devamlı. Lisenin kızları atıyorlar hep. Kandilli Kız. Evet, onu yazan. Kız sesi onu yazan. Telefon attığımızda. Onu yazan sevgili kardeşime şunu söyle. Bağlayın müdürü bağlayın. Ben şunu dedim. Ya günah filan da çıkartmıyorum. Niye günah dedim ulan elinizden gelin ardınıza koymayın. Kandilli mafyası. Hocam hakikaten. Hocam dedim ki ben Kandilli Kız Lisesi'ndeki hanımefendi kızlar gibi davranmayın. Neyi hakaret be? Gerizekalı o yazana söylüyorum. Hocam. Herkese de. Niye? Hocam. Sen de benim vücut kimyam bozdun. Ona sıva buna sıva. Bu akşam. Bak. Abi böyleyse davetler insanın gerçeği gibi. Gittiniz sen sıvacıyken daha sıvacı oldun. Biz pervasızken daha da pervasız olduk. Bak bu davete Sinan'la biz katılmadık. İkimiz bu gece normaliz. Siz üçünüz bir tuhaf oldunuz. Bizde eksen sarkması var. Eksen sarkması. Adam oldu sizi. Kardeşim. Adam oldu sizi. Galatasaray'dası. Orası bir kere bir. Suada, Buzada gibi lafları lütfen çöp atın. Orası Galatasaray'dası. İki. Sevgili Ertem. Kardeşim. Biz niye Fikret Korlayan diyoruz? Adam bacağına sıkarım dedi. Ya tamam o konu bitti. Yani Fikret Korlayan kötü bir şey demedi. Orada kötü bir şey yok. Orada hiç kötü bir şey yok. Malatyalı Ertem. Gurur duymuyor musun? Çok gurur duyuyorum. Tamam o zaman ne ayıp olacak? Ben de sinirlendiğim zaman dua et senin gırtlağına yapışmadım, senin bacağına sıkmadım derim. Ertem'i tutuklayın. Derim. Tutuklasınlar. Bunlar hani özgür Türkiye. Hani demokratik. Hocam bir dakika. Hani senin demokratik. Bacağı sıkma özgürlüğü yok. Derim. Bacağı sıkma. Hocam Ahmet Çakar. Bir sinirlendirirsen senin bacağını sıkma. Derim. Ne var bunda? Hayatımda öyle bir laf kullanmadım. Bacağı sıkma özgürlüğü. Allah Allah jinetinden çıkmış genç kızlar gibisiniz aynı böyle. Özür dilerim. Bir şey olabilir mi? Genç kızlar. Cinsiyetçi. Ay hiç duymasam. Cinsiyetçi faşistler de. Ne diyor kızlar? Cinsiyetçisi. Faşistler de. Hayır hiç demiyormuşuz gibi. Hiç çok tercih bir kızlarmışız gibi. Şunu deriz. Senin hayatın. Şunu deriz. Sana haddini bildiririm dersin.
edersin. Koskoca Fikret Orman diyor ayağına ki. Ayağına sıktırmam diyor. Koskoca Fikret Orman diyor ki. Niye koskoca? Ya diyor. Demşehir'de nasıl koskoca? Nasıl koskoca? Bak, nasıl koskoca? 95 boyunda falan mı? Onu yaptık. Bunu alo Sıvacı Ertem. Ayağına mı sıkayım? Bir dakika Sıvacı Ertemciğim. Nesi koskoca? Ertemciğim. Koskoca ne demek? Koskoca başkan. Ertemciğim. Koskoca başkan. Koskoca başkanlık mevkiyle yakışır konuşacak. Ertem hocam. Ertem. Sıkma mıkma. Ertem hocam. Kötü bir şey demiyorum. Hocam illegal değer gidiyor o program. Ertemciğim konuyu geçirseydin de şu Alex'i merak ediyorum ben. Ne demiş? 3 Temmuz, 3 Temmuz falan filan. Alex. Telefon bağlantısı Alex. Telefon bağlantısı yaptınız. Hocam iyi adam. Hocam. Ulan 1001 telefon bağlantısı yaptınız. Vallahi sürpriz. Birazdan. Hakikaten ciddi söylüyorum. Sürpriz. Vallahi sürpriz. Yine mi reklam ediyoruz? Yine mi reklam ediyoruz? Abi kaldıralım Mahmut. Ertem. Kavgaya giderken Antalya Spor'da Emre Abbaşsan ve Lokman. Hepinize selam söylüyorum. Çok selamlar. Sizi seyrediyorum. Bizim Lokman mı? Evet. Yeni evlendi. Tebrik ediyorum Lokman. Lokman, Emrah. Emrah Başsan bizi seyrediyorlarmış. Çok gülüyoruz diyorlar. Çok programı zevkle seyrediyorlar. Oğlum selam söyle. Yapma ya. Oradan talep edelim. Eto dönüyormuş hocam. Eto anlamıyormuş bak. Sizle beraber ödül alan Caner Erdem gene karıştı. Her şey gürültü var diyor. Her şey bağırıyor. Bravo Caner Erdem. Caner Erdem'i takdir ediyorum. Unutulmuş. Birer. Şarkıyı ver. Eski dostlar. Mahmut Kafe. Eski dostlar. Şerefe. Ne bir selam. Ne bir haber. Eski dostlar. Eski dostlar. Reha Muhtar. Reha Muhtar. Reha Muhtar. Reha Muhtar. Reha Muhtar. Eski dostlar. Hocam Reha Muhtar'ı duyunca oğlum 12 sene mi geçti abi? 12 sene. Sevgili seyirciler. Bir reklam arasına gidiyoruz. Kahvelerimizi tavsiye edeceğiz. Eve bende yatardı. Yatak yoktu. Yarı yatağa sererdim. Aa Reha Muhtar hocada yatıyormuş. Tabii yarı yatağa sererdim ya. Evde yatardım. Sevgili seyirciler, gündemde ne varsa beyazgazete.com'da, beyazgazete.com'da her şey var. Spordan siyasete, siyasetten sanata, sanattan magazine her şey var. Biz şimdi ne yapacağız? Spora gireceğiz. Sporda bakın çok önemli gelişmeler. Nasip'in gülmesi, Ahmet Çakar'ın gülmesi hepimiz. O ne nokta ya? Nokta nokta. Sonrasında ne var? Devam ediyoruz. Sinan Engin. Spor dünyasının nabzını tutacak. Yazıları başlıyor. Devam ediyoruz. 3 numarada ne var? 3 numarada Galatasaray'a 4 müjde. Bu 4 müjdenin içerisinde çok önemli maddeler var. Lütfen tıklayın ve görün. Ve Bosna Hersek Euro 2016 biletini kaptırdı. İllallah 2-0 mağlup. Ve devam ediyoruz yine. Nerede devam ediyoruz? Artık siz gireceksiniz hepsine. Sinan abi beyazgazete.com deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Ertemciğim aklıma ne geliyor? Her şey var çünkü. Bütün nerede dünyanın bütün gündem ne varsa her şey futbolla, siyaseti, magazin her türlü her şeye ulaşabiliyorsun. Zaten her hafta yazılarımı da yazacağım. Yarın işte ilk yazıma başlayacağım. Müthiş bir site, harika bir site. Şu beyazgazete.com. Yani internet sitesinde içinde bir numara bana göre. Evet Rasim, beyazgazete.com'da sabah kalkıyorsun tıklıyorsun. Bak hem sporda hem siyasette gündemi müthiş takip ediyor. Ne yapıyor, ne ediyor beyazgazete.com? Bütün o bir sürü gazetedeki, haber sitelerindeki her şeyin özetini, hülasasını alıyor, sunuyor. Müge Dilek'i ve beyazgazete.com'u tebrik ediyorum. Abdülkerim hocam, beyazgazete.com. Ben tembel bir adamım. Öyle normal gazete okuyamam. Böyle sayfaları mayfaları çevir, zor iş. beyazgazete.com'a tıklıyorum. Bütün haberleri oradan takip ediyorum. Ahmet Çakar. Mesela ben dişinizi fırçalıyorsunuz ve beyazgazete.com'a giriyorsunuz. Ben dişlerimi genelde ayda bir fırçalıyorum. Beyaz Gazete'ye giriyorum. Mesela Hido'nun Fenerbahçe basketbola CEO olduğunu. Fenerbahçe Yok, Futbol Federasyonu. Basketbol Federasyonu'na CEO olduğunu. Hep aklıma Fener'le özleşmiş ya. Dirk Kuyt'un patlama anında Paris'te olduğunu falan. Hep ben Beyaz Gazete'nin öğrendim biliyor musun? Beni doyuruyor kardeşim. Daha benim bilmediğiniz neler var hocam? Daha var tabii. Daha bilmediğiniz tabii neler var? Mesela. Hepsi ama hepsi. Mesela mı? Meselasını sevgili izleyicilerimize bırakalım. Giriyorsunuz www.beyazgazete.com. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarında Derin Futbol devam ediyor. Etiketimiz Derin Futbol. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi, her şeyi ama her şeyi yazabilirsiniz. Olumlu, olumsuz ne varsa hepsini bekliyoruz. Hepsine açığız sevgili seyirciler. Evet. Ertem, tek tek konuşalım. Allah aşkına bak çok şikayet geliyor. Evet, doğru. Anlaşılmıyor. Gürültüden insanlar... Ben artık konuşmayacağım. Bir süre konuşma Allah Hayır, aşkına. Hayır, program boyu konuşmayacağım. Ertem'i kim kınıyorum. Çünkü biz bu kadar laf ettik beyazgazete.com'da. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Bu kadar yorum yapıldı. Hepimiz yavşaz diye manşet attırdın ya. Ben atmadım. Kardeşim o görüle görüle onu gördün. Niye onu göstertiyorsun? Ben atmadım. Hoca programla alakalı değil mi? Ben atmadım.
Basın dünyası ile ilgili. Ben atmadım. Buraya ilgili. Bir dakika. Hocam, bir dakika dur. Hoca bir dakika. Hoca bu stüdyo ile alakalı konuşmadı. Ben bizi tezgahlıyor. Genel bizi basın oradaki. Evet. Bak orada şey ödül törenine gitti. İnsanlar da genel anlamda. Orayı kastetmedi yapma. Tabii canım. Doğru. Böyle bir şey yok. Hocam bir kere daha bir taşkın. Filan ilgili ayar verdi. Bizi tenzih et hocam. Bak Türk halkı. Ben bunu kabul etmem. Televizyonda gördü insanların %90'ını. Muhteşem ulaşılmaz insanlar zanneder. Çok alçak. Aslında böyle değildir. Bunun örneği de şu. Demin de ben 5 sene önce Reha ile kanlı bıçakla ayrıldık. Kavga bir katırda ayrıldık. Şimdi vatandaş düşünmez mi? 5 sene sonra sarılıp öpüşüyoruz. Ya Reha, hocam karı koca mıydınız? Yok çok yakındı. Reha Mutlar'la. Sinan. Sinan karı koca mıydınız? Yakındık Sinan. Yer yatağı yapmışlar evde. Bana geldi yer yatağı yaptık. Sinan ne yer yatağı? 15 tane oda vardı evinde hocanın ya. Ne yer yatağı? Pansiyon bu. Hocam. Nur ablaya tekrar gideceğiz birazdan. No, Nur ablaya eve mi gidiyoruz? He? Nur ablaya mı gidiyoruz? Yok, arada takıntılıyım. Abi gel şu Alex'e gelelim abi. BTR'sine bizi izliyormuş. Şu anda çok sevgilerimiz, selamlarımızı gönderiyoruz. Nur Yerli Nur Hanım'ı bugün gördük. Kocaman sevgiler. İvana sert bir ana şeytan görmüş gibi bakıyor. Nefret ediyor benden. Aa senden niye nefret ediyor İvana? Bir kere sallamıştım o kıza. İvana'ya. Tabii. Ne diye sert? Ya, hatırlamıyorum ne çok da önemli değil. Hatırlamıyorum. Ama oraya geldi Nurella Hanım. Yanında da bir çocuk var. Yardımcısı herhalde. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Koruması. Ne koruması ya? Koruması abi vardı. Caner abi vardı. Demiyorum kardeşim ne ben Caner tanıyorum. Yanında bir çocuk var. Koruması işte hocam. Ya ne koruması? Demek İvana seni sevmiyor. Kemal vardı. Kemal vardı. Kemal kim kardeşim? Kemal vardı. Kemal Bey mi? Bey tabii. Öyle mi? Pardon. Nur ablanın yakın koruması var hocam. Nur Yerli Taş Karagümrüklüdür kardeşim. Kimden? Oo, evet sevgili seyirciler. Alex Sesoza. Alex Alex Sesoza diyelim ve bir klibe gidelim. Klipten sonra Alex Sesoza'nın hocam Ertem İvan'ı niye sevmiyor? Bakın Ahmet Alex Sesoza'nın yakın çevresine söylediği bazı sözler var. Bugüne kadar sessizliğini tamamen bozmuştu. Bugüne kadar tamamen sessizdi ama bugün biz bu sessizliği bozacağız. Gazeteci kaynağını vermek zorunda değildir. Ama Alex de Souza'nın yapmış olduğu bazı açıklamalar var sevgili seyirciler. Yakın bir zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hemen onun da altını çizerek belirtelim. Alex ile ilgili birazdan bazı haberler var. Primden imzaya, imzadan 3 Temmuz'a, 3 Temmuz'dan itibara hepsi ama hepsi Alex de Souza ile ilgili olarak çok önemli bir dosya açıyoruz. Alex de Souza sevgili seyirciler bugün de Ahmet Kaya'nın 15. ölüm yıl dönümü. Ahmet Kaya'yı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aynen öyle. Hakikaten bugün ölüm yıl dönümü değil belirtelim mi? Sevgili seyirciler. Keşke ben bunu söyleseydim işte. O da ödül al. Hepiniz oradaydınız. Aa. Sen hariç. Hepiniz çatal bıçak attınız. Yapma ya. Sen hariç. Allah benim belam versin. Söylerdim biliyor musun bugün? Çünkü biliyorsun o da böyle bir ödül töreninden sonra ölüm süreci başlamıştı hocam. İşte benim hüzünümü anladınız mı oradaki hüzünümü? Ben bilmiyorum ya. Uydurma anlamadım ya. Ben sizin bildiklerinizi unuttum ya. Ama şimdi söylesek o Reha kendi üstüne alınırdı. Yine bir tuhaf hareketlere girerdi. Vallahi Ertem bilsem söylerdim. O da böyle bir ödül almıştı diye. Orada söylemek lazımdı bunu ya. Ah söylemek lazımdı. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Hatırlayamadım. İşte, hatırlayamadım, unuttum. Hem de 15. yıl biliyor musun Ertem? 15, tam 15 sene. Yani 12-13 gibi hani böyle tam denk rakam. Bana koyan ne biliyor musunuz? 16 ben Fenerbahçeli değilim. Karım, iki kızım Fenerbahçe. Ama ben hayatım boyunca kimin ne tuttuğu beni ben objektif konuşurum. Fenerbahçe sana taptı. Fenerbahçe seni efsane yaptı. Ver müziği ver. Fenerbahçe seni uğurlarken Sabiha Gökçen'de trafiklerde. Halk seni çok sevdi Alex. Oysa ki sen o pis bir kitap uğruna pis bir kitaptan 100 bin euro fazla kazanmak uğruna velev ki doğru olsa bile ekmeğini yediydin sarada kaldı. Ama erken senin konuşmaya başladın hocam. Kardeşim bekle. O dediklerin hiçbirisini söylememiş hocam. Bak. Söylememiş hocam. Söylememiş hocam. Vallahi söylememiş hocam. Primle ilgili olarak o yazı gelsin bak. Müzikle devam etsin. Yanmasın. Benim haberciliğime inanıyor musun? Senin haberciliğine inanıyorum. Senin haber kaynaklarının bazen saçlarını ve başlarını ayrı oynayabileceği için. Yok yok. Ver peki neyse ver. Gelsin. Şimdi Alex'i müzik de kalsın hatta. Evet. Müzik de kalsın hatta. Alex'in neler söylediğini bakın. Çok yakın bir kaynak. Çok yakın bir isim.
Sevgili seyirciler, Alex'in prim açıklamasını bir ekrana getirelim. Bugüne kadar ne denmişti? Sevilla maçından sonra Alex'in primi almadığına dair bazı söylentiler var. Yok, Alex demiş ki ben prim almadım. Öyle bir şey demediğini söylüyor. Primler ödendi diyor Alex de Souza. Herkesin ağzının payını vereceğim. Önce haberi iyi bir araştırın. Benim de Brezilya'da bir röportaj yapılıyor. 3-4 sayfalık bir röportaj yapıldı. Röportaj sırasında bana Türkiye'de milli takım ve kulüplerde çok yüklü... Devam edelim. Çok yüklü miktarda primler veriliyor. İnanılmaz rakamlar ödeniyor. Bunu soruyor gazeteci. 8 sene oynadın diye bir soru soruldu. Ben de röportaj yapan kişiye bazen o paraların tamamı ödenmeyebiliyor dedim. Devam ediyor. Örnek Sevilla maçını gösterdim. Sevilla maçında primlerimizi almadık demedim. Sevilla maçında başkan soyunma odasına geldi, primleri yükseltti. 1 milyon dolardan 1,5 milyon dolara çıkardı. 1 milyon 500 bin dolara çıkardı. Ancak biz Sevilla maçından sonra bir yenilgi aldık ve ligde başarısız olduk. Bu sebeple Aziz Yıldırım da sonradan 1 milyonun üzerine koyduğu 500 bin dolardan vazgeçti. Bize kızdı diye bir açıklama yaptım. Söz verilen primleri aldık zaten. Ben sonradan ilave olarak söylenen 500 bin dolardan bahsettim. Ödenmeyen o miktarda. Ya arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. Geç bunları şarkısını bulabilirler mi? Geç bunları. Ama geç. Hocam bunu söylüyor. Geç bunları. Yine yalan. Yine yalan. Neresi yalan? Niye yalan? Bir dakika kardeşim. İki nedenden dolayı yalan. Bir dakika beyler kesmeyin. Bir, David. Fazlalaştırmış primi de aldık derken o zaman David yalan söylüyor. Velev ki böyle oldu. Lan Alex. Fenerbahçe'deki sana göre prim söz verilmiş, 500 bin kesilmiş bilmem, bunları söylemek seni efsane yapan takıma zarar verir mi? Seni efsane yapan, sana tapan o milyonlarca Fenerbahçeli'nin yüreğini burkmaz mı? Sen nasıl bir adamsın? Senin özürün kabahatinden büyük. Hocam, bunlar konuşulur şey mu? Ya, ya şey tamam siz yapın. Bela bu ne biliyor musun hocam, bu? Bu 1 milyon verildi, 1,5 milyon söz oldu, yenildik. 500'ümüzü kesti. Aziz Yıldırım bize yalan söyledi demiyor. Ya, Aziz Yıldırım vermedi demiyor. Aziz Yıldırım kesik attı diyor. Kesilir hocam. Ay, kesilir hocam. Savunun abi Alex'i. Ertemciğim savunma. Siz savunun Alex'i. Ben... Bana anlattı Aziz Bey. Bu konu açıldıktan sonra bir gün Aziz Bey'le karşılaştım, sordum. Dedi ki yukarıda Platini falan maç seyrediyorduk. Maçtan sonra dedi soyunma odasına girince futbolcular hep bağırırlar biliyorsun değil mi Apo? Başkan birimi arttır diye. Ben de çok arttırmışımdır mesela. Evet. Yıldırım Başkan'la soyunma odasına girmiştik. 10'dur 20 olmuştur falan filan. Evet. Şimdi gayet buraya kadar normal. Başkan da girdi tamam diyor arttırıyorum diyor. Sonra akabinde bilmiyorum o maçtan sonra arkadan gelen bir maçtan sonra maç mı kayboldu? Prim verilmedi mi diyor. Bakın o günkü prime baktığın zaman. 1 milyon doları aldık diyor. Ertemciğim bak 1 milyon dolar diye bir hesap edelim. Bilemiyorum bak. Adam başı 42'şer bin dolar var tam oynayan. 42 dediğin zaman kaç kişiye dağıtıldı? Bence 1 milyon üzerinde bir para dağıtılmıştır. 1 milyon 42 bin doları Fenerbahçe açıkladı zaten. Tamam abi. 1 milyon 42. Gayet normaldir kulübün başkanı kızmıştır. Bir maçtan sonra yenilmişlerdi, yenilmeyecekleri maçta yenilmiştir. Tövbe. Kesmiş olabilir. Bunun hiç konu yapılmaması gerekiyordu. Çok küçük minicik bir şey. Alex'in yıpratılmasına hiç gerek yoktu. Yani Alex bu konuyla yıpratımı. Alex bunu çok önceden halledebilirdi. Yani izah edebilirdi bu durumu. Yani şurada Alex bu bir örnek verdi burada. Ya bazı primler veriliyor. Veriliyor ama bunlar sözleri veriliyor ama sonra da verilmiyor deniliyor. Anladın mı? Verilmedi diyor. Yani bunu bu şekilde anlatmak istedi. Yani bize mesela şöyle bir örnek verdi diyor. Soruyorlar kitabında, röportajında. Diyor ki kardeşim bize söylediler. Böyle böyle bize bir prim vaat edildi. Ama sonra artırılan prim ödenmedi. Ya bunu kötü bir niyetle anlatmıyor Alex. Evet. Bunda hiçbir kötü niyet yok. Çünkü ben bunda kötü niyet görmüyorum. Brezilyalı gazeteciler Türkiye'yi böyle para saçılan bir ülke gibi anlatıyorlar. Gibi. Evet, aynen hani yani. Katar gibi, Dubai gibi. Ya böyle büyük paralar var mı? O da diyor ki var ama abartıyorsunuz çok. Hani böyle oluyor bazen oluyor. Veriliyor, bazen veriliyor. Küçük bir kısmı geride kalıyor. Kaybedilince falan hocam, filan diye. Yani. Abdülkerim abi. Fakat her şeye bak, rağmen. Çok net kulağımla duyduğum bir şey söylüyorum. Diyor ki biz soyunma odasındayız. Başkan primi arttırınca zaten kimse sonra niye o kadarını falan vermedi demedi. Çok büyük meblağda paralar ama var. Dakika, o zaman David o yalan söylüyor. Sadece o zaman David yalan söylüyor. Ahmet, yani şey buraya kadar söyledi. Doğru. Ahmet Hoca'nın haklı olduğu konuda şudur ki o konuda ben de Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Yani bu kadar inciciğine kadar, inciciğine kadar anlatmanın bir alemi yok. Çok ya buraya bir Ertem. Bu kadar aşatmaya gerek yok. 60 lira borcunu versene. Ya sen ne utanmaz adam. Sana geçenlerde evine giderek 60 lira verdim. Versene 60 lira dersem. Demezler mi? Allah sizin cezanızı versin. Hocam tabii. Ya
prim aldın. Hocam tabii klas bir efsane yapmış bunu, adam. Bu Fenerbahçe'ye yakışır mı bu davranış ya? Bak hocam. Yani hayır. Alex'e Fenerbahçe'ye yaptığı bu suçlama yakışır mı Alex'e? Hocam. Alex adam adam değilmiş hocam, bu konuda. Hocam suçlarla konuşuyorum. Deme deme adam falan deme. Özür diliyorum. Alex sana özür. Sen sana hain demekle, sana görgüsüz demekle, sana nankör demekle az bile demişim. Üç katını söylüyorum Alex efendi. Ben böyle düşünüyorum. Hocam burada tamamıyla çok uzakmış da akmamış da bunları gündeme getiriyorsun. Uzak bir yerde olduğu için Alex'e buradaki konuşulanlar aksedilene kadar epey zaman geçmiş. Alex kendini müdafaa etmekte geç kalmıştır. Burada bir tercüme hatası vardır. Evet. Farklı yazılıdır. Alex burada bakın burada tamamıyla farklı algılanmış yapılan röportaj. Ben burada Alex'e çok fazla kızmıyorum. Bakın ben Aziz Bey'le bunu karşılaştım. Konuştuğum halde de sordum da yani konuyu da tam sordum. Nedir diye. Arttırdı, vermedi, kesti. Alex'in bunu söylemesine gerek yoktu. Yanlış algılanmış, anlatamamış. Ama bu Alex'i yerden yere vurulacak bir şey değil. Hocam, velev ki Alex'in dedikleri, ben bunu kıvırma olarak düşünüyorum değil. Da. Velev ki gerçekten bunları dedi. Değil. Bu bile çok çirkin. Evet, bu bile çok görgüsüz. Bu bile kendini hocam, efsane yapan bir camiaya verdiğinin haberi olmayacak kadar, bunu idrak edemeyecek kadar zavallı bir durumda. Hocam, yani, sen biraz, ya. Hocam sen biraz bunu abartmıyor musun bu konuyu? Fazla büyük. Biraz fazla abarttın bu konuyu. Bu, yani bu senin dediğin kıvada hocam bir hata yapmıştır. Dil sürtmesi olmuştur. Fenerbahçe kulübünde de açmıştır. Ben yemişim hocam, yemişim sürçmeyi. Tamam bırakın bu işleri. Hocam 8 sene bu ülkede kaldı bu adam değil mi? Onun için diyorum. Bak dinle hocam, sadece Fenerbahçe değil, bütün Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı bu adamı niye sevdi? Abi şöyle başlama. Bu adamı niye sevdi kardeşim? Niye sevdi hocam? Kendini çok iyi gizledi. Şöyle Apo'cu çok iyi kandırdı. Allah aşkına ya. Şöyle bir açıklama yapar. Ya bu Fenerbahçe kulübünde de verilen sözlerde yeni iş tutulmadı. Bize böyle böyle yapalım. Zaten aynı ilan ederiz. Bunda ikiniz hep beraber gidelim ve heykeli yıkalım. Bir şey ama bunda bir şey yok hocam. Hayır. Fazla büyütme. Bir dakika böyle. Amacınız. Yapma Alex. Bence yanlış Alex'e farkında değilsiniz. Alex'e aklamaya çalışırken aslında Fenerbahçe'ye saygısızlık yapıyorsunuz. Olur mu hocam? Ben yapar mıyım hocam? Tabii yapmazsın. Ben Allah benim canımı aldı. Ben Fenerbahçe kulübüne... Sevgili Apo bunlar romantik. Bakın şunu söyleyeyim. Ben şunun şeyindeyim. Velev ki Alex'e primi hiçbiri verilmedi. Sevilla maçı. Tamam. Velev ki. Evet. O 60 o değil. Ben 20 milyon euro para kazandım. Benim büstümün yapıldı. Benim önümde insanların gururla, sevgiyle durdukları Alex'im. Hocam 20 milyon euro ekmeğini yediğim bir kulübe benim primimi vermediler gibi bir çiğlik. Hocam, bir görgüsüzlük hocam, yapmam ya. Hocam benimkini vermem. Hocam bak benimkini vermediler demiyor bir. He? İkincisi bu adam durup dururken uykudan kalkıp bunları söylemiyor ki. Adam Brezilya'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda sorulan sorular üzerinde Türkiye'deki prim sistemini, ödeme sistemini anlatıyor. Ya bazen diyor ki sen niye zarar veriyorsun kardeşim? Bu kadar derine inceye girmemesi lazım. Haklısın. Ama yani bu senin anlattığın gibi birdenbire Fenerbahçe'ye, Aziz Yıldırım'a zarar vermek için size bir şey soracağım. Bilinçli yapılmış peki, bir şey bir soru değil soracağım. Asıl bu kadar Alex'in çalışmaları var mı? Hocam bu kadar onu tartışma anladım. Beni dinle. Anladım. Asıl bu kadar bu işi incelemek, asıl Fenerbahçe'ye bu zarar veriyor yani. Ay tabii ki inceleyeceğim canım, ortada çok ciddi yalan var. Hocam niye? Çok ciddi bir şey yok. Bir dakika hocam ya. Alex'in konuşmaları var mı? Nasıl yani hocam? Alex'in hani verdiği röportajın konuşmaları Portekizce. Televizyondaki. Hocam işte aynısını karşısında söylüyor. Karşısında adamlar aynısı. Ben nereden bileyim aynısını? Hocam bir dakika dur. Bir mesaj geldi enteresan sen bir şekilde. Sen Ertem'e inanmıyor musun hocam şimdi ya? Şimdi Sevilla maçından sonra yenildik dedi. Prim şeyde 5'te 5 yaptı diyor. Bir arkadaş mesaj atıyor. Yalancı ya. Hüseyin abine 61 yarım ya. Abi diyor Sevilla maçı 2008 araştırdı. Sevilla maçından sonra Fenerbahçe ligde 5'te 5 yapmış. Hayır şampiyon olamadı ya Sinan abi. Abi bak şampiyon olamadı Fenerbahçe o sezon. Sinan olamadı ama bu prim hemen akabinde yani. Sinan. Prim bu kadar geç mi geldi yani? En basit o zaman şey David, ya, David yalan ondan söylüyor. Ondan sonraki turda da elendi ya belki yani. Bir dakika. Turdan elendi diye mi? Ya Sinan. Chelsea elendi falan ya. Belki aptal söylemi zannediyorsunuz. Geçen hafta bu saatlerde buraya David bağlandı. Dedi ki çok detaylı bir şekilde. Aldık dedi parayı. Prim aldık demedi. Başkan girdi. Goy goy yaptık. Arttır dedik. Arttırdı ve arttırılmış şekilde aldık dedi. O zaman David yalan söylüyor. Ben sana söyleyeyim mi? Alex o altyapı eksikliği bir görgüsüzlükle bir ifade yaptı. Çok akıllı bunu kıvırmak için böyle kalkmışı almadık, artmışı almadık falan gibi kıvırayım dedi, daha da battı. Vereyim ki bu bile doğru olsa. Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık yapmıştır. Peki bunları geç de sen şu 6 imzanın hesabını ver Alex efendi. 6 imzanın hesabını hocam oradaki ver. Sadece sözleşmedeki imza benim diyor. Nasıl? Diğerlerinin hepsi benim değil diyor. Evet. Benim dediğimiz. Efendim? Evet.
Sadece evet. Sözleşmedeki imza peki veriyor. Peki o kağıtları kim çıkarıyor ortaya? Bir dakika. O zaman şu çıkıyor. Bu daha kötü. Kağıtları... Eğer sözleşmedeki imza sadece Alex Sinze düz mantık yürüttüğümüzde 5 tane imza Fenerbahçe tarafından sahtekarlık, Alex'i karalamak için yapılmış düzenbazlıktır. Hocam bak diyor ki benim imzalarım yayınlanıyor. Tamam. O imzalar bana ait tamam. değil. Hayır. Benim imzam değil. Tamam. Tek doğru olan benim sözleşmemdeki imza. Şey söyleyeceğim. Tamam. Onun haricindekilerin hepsi Ertemciğim. Yalan. O imzalar bana ait bak değil. Şimdi, o zaman Fenerbahçe sahtekarlık hayır. yaptı. Bu ülkede bakıyorsun imza gidecekler. Şimdi gidecekler imzaları yollayacaklar. Yarın çıkarsa bu imzalar Alex'in elinden atıldığı. Yarın çıkarsa ne olacak? Çünkü Fenerbahçe bu kağıdı bak. Şimdi benim burada kağıtlarım vardır. Bu kağıtlar ben imzalamışımdır da. Prim aldıkken bir kağıdı imzalarsın hep. Doğru. Yani disipline de imzalarsın. Tabii. İşte ne o? Ayrıca ekstra bir şey yaparken imza atarsın. İşte maaşı alırken, maç başına alırken imzalarsın. Doğru. Bu kağıtları Fenerbahçe bir yerden uydurmamıştır. Yarın bir gün bunlar çıkacak. Yani beyler, Fenerbahçe bilirkişiye yolladı hocam. Hepiniz İstanbul'da bırak bilirkişiyi. Kimin olduğu? Alex diyor mu ki bu 6 imzadan bir tanesi benim, diğerleri benim değil? Diyor. Bir peki. tanesi benim diyor. Fenerbahçe diyor mu bu herif 6 tane imza attı? Evet. İçlerinden biri sahtekar ve yalancı. Bak lütfen beni bağışlayın. Hocam ikisinden biri kaybedecek zaten. Bir dakika. Fenerbahçe kulübü sahtekar olur mu? Fenerbahçe kulübü bu kağıtları ortaya eğer koymuş. Fenerbahçe kulübü sahtekar değilse Alex sahtekardır, yalancıdır. Eğer Alex sahtekar değil, harbi konuşursa, düzgün konuşursa Fenerbahçe kulübü burada Alex'i rezil etmek için sahtekarlık yapmıştır. Bu hocam burada Alex'i, bak ben burada, bakın bu imza konusunda Alex'i, imza Alex'i desteklemiyorum. Söylediği sözde yani prim verildi, verilmedi falan filan tamam diyorum. Yani gel buna. Burada hocam bak bunu durup dururken Fenerbahçe kulübü yaratamaz. Tamam. Yani kalkıp da Fenerbahçe kulübü şimdi benim imzalı bir kağıt bana yaratamaz. Çünkü yarın bu gittiği zaman bu imzanın bana ait olmadığı falan gidecek orada belli olacak. Yarın çıkacak. Ve bunları Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı değil mi? Evet. Brezilya Maliye Bakanlığı'na yolluyorsun. Ben şimdi yapmak kendi yarattığı sana. Bir imzayı Fenerbahçe oraya yollayamaz. Eğer üzerine kuruyorum. Eğer 6 imzanın en az 4'ü 5'i Alex'e aitse ve imzalar birbirinden farklıysa. Hepsi ona aittir. Şimdi burada şu çıkıyor. Ya Alex bir ruh hastası. Hep böyle farklı imza atmaktan keyif alan bir... Hocam uzatmayalım. Bir grafoloji uzmanıyla görüştüm. Grafoloji değil mi? Grafoloji uzmanı. İmza uzmanı. Yani imza bu bilim dalı biliyorsunuz. Bir grafoloji. Evet grafoloji uzmanıyla sevgili Devrim Zengi gitti. Görüştü. Yalçın Çakıcı beyefendiyle görüştük. Yalçın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Devrim Zengi'nin röportajı bir gelsin bakalım. O ne diyor bu 6 imza ile ilgili olarak? Derin futbol olarak bu imzaların Alex'e ait olup olmadığını araştırmak üzere Belge İnceleme Uzmanları Derneği Başkanı Yalçın Çakıcı'nın yanına geldik. Alex'in attığı imzaları getirdik Yalçın Bey'e. Sağ olsun Yalçın Bey şu anda görüyorsunuz titiz bir çalışma yaptı. Çalışma yapmaya devam ediyor. Gerçekten bu imzalar Alex'e mi ait yoksa bu imzalar Alex'in değil mi? Onunla ilgili bize bilgi verecek. Benim teknik olarak yaptığım inceleme sonucu gördüğüm yaptığım tespitler şunu gösteriyor. Bu imzalardan her ne kadar görsel olarak farklılıklar görülse de imzaların 5 tanesinde aynı kişinin eli mahsulü olduğunu gösteren imza alışkanlıklarını görebiliyoruz. Yani bu yani, imzalardan 6 tane imzadan 5 tanesi aynı kişiye ait. 5 tanesi evet yani imza alışkanlıkları yönünden baktığımızda aynı kişinin eli mahsulü olduğunu gösteren evet. karakteristik özellikleri haiz. Burada mesela Alex derken Lex bölümü, evet. yine şuradaki Lex bölümü, buradaki Lex bölümü, şurada da yine görebiliyorum ben Lex bölümü, şurada da Alex şimdi Lex bölümü birbiriyle karakteristik yönden yani kaligrafik ve grafolojik özellikler bakımından baktığımızda aynı yapıda aynı kişinin alışkanlıklarını görüyoruz. Bu bize bu 5 imzanın her ne kadar görsel farklılıklar içerse de aynı kişi tarafından atılmış olduğunu gösteriyor. Burada başka bir imza yapısı görüyoruz. Şunu söyleyebilirim. Bu tür imzalar
Yani kaliteli, güzel, ciddi atılmış bir imza görünüyor. Bu genellikle ciddi sözleşmelere, kontratlara veya bizi bağlayıcı hususlarda, önem verdiğimiz alanlarda detaylı olarak kullandığımız imza yapısında ciddi, dikkatli, yavaş atılmış bir imza. Genellikle insanlar bu imzasıyla kısa imzası, paraf dediğimiz kısa imzalarını benzetirler. Farklı da olabilir. Peki uluslararası hukukta farklı imza atmak, aynı kişi atıyor ama farklı imzalar atmak suç mudur? Yani kullandığı genellikle mesela farklı imza atıyor ama bunu paraf amaçlı atıyorsa, farklı imzadan kastınız kendini gizleme amaçlı, sonra inkar amaçlı atıyor ise ve kendi özellikleri yoksa imzada, duruma göre suç da teşkil edebilir tabii. Duruma göre suç da teşkil edebilir tabii. Alex kişilik olarak nasıl bir karaktere sahip attığı imzalara bakılırsa? Bu imzalara baktığımızda evet güzel, hareketli, çok döngüsü fazla imzalar görüyoruz. Kendini dışa vuran, yani dışa dönük bir yapıda hareketli, estetiğe meraklı, hızlı ve şu imzalarda da bunu görüyoruz. Kaligrafisi güzel, kaliteli bir el yazısına sahip olduğunu, disiplini de görüyoruz. Ama biraz da yani pop dünyasına, popa dışa açık, dışa yönelik, sosyal bir yapısını burada görmek, yani bir derece aslında biraz başka alana kayıyoruz ama yılların tecrübesi bize o yorum yapmaya imkanı da veriyor. Sayın Yalçın Çakıcı, Belge İnceleme Uzmanları Derneği Başkanı. Aynı zamanda eski birinci derece emniyet müdürü kendisi. Birinci derece emniyet müdürü. Tanıyorum. Bir şey söyleyeceğim Ertem. Tebrik ederim. Çok önemli bir şey yapmışsınız. Bu konuyu ben size çok 15 saniye özetleyeyim mi? Buyurun. Alex bunu konuştu. Alex Fenerbahçe kulübünden ona böyle bir tepki geleceğini tahmin etmedi. Yani bunu yumuşak bir dille söyledi Alex. Yani çok küçük böyle safiyane bunu anlattı. Ama Fenerbahçe kulübünde ve Türk basınının bunu büyüteceğini tahmin etmedi. Ve Fenerbahçe'den buna böyle sert bir tepki geleceğini tahmin etmedi. Yani geyine söyledi. Şimdi ya Alex bununla ilgili Twitter'dan veya sosyal medyadan, Instagram'dan paylaşma yapıyor mu hiç? Hayır. Yok, yapmıyor. Olsaydı demek yapardı. Çünkü tahmin etmedi. Bunları söyledi, tahmin etmedi böyle tepki geleceğini. Bu kadar. Evet, bu arada beyler. Hocam buradaki ama gerçek oluyor biraz önceki açıklamasıyla. Evet. Sadece sözleşmedeki imza benim diyor. Doğru. Evet. Sayın bilirkişi de aynısını söylüyor. Diyor ki evet, sadece sözleşmedeki hocam, imza Alex'in elinden çıkmış diyor. Öyle demiyor. Ne yanlış dediğini anlamıyorsun galiba. Ya da maç bütün imzalar ona ait diyor. Hayır. Orada bu İsrail bayrağına benzeyen sağ üstteki evet, üçgenler yıldız var ya. Evet. O hariç diğer içinde Alex X'ler falan olan imzalar aynı kişinin elinde çıkmış. Sol üst. Ama gerçek imzası sözleşme. Hayır, hayır, yanlış anladınız. Ver bir daha o zaman. Hayır. Bir tane sözleşme attığı imza Alex'in. Ertemciğim, o imza onun. Gerçek imzası. Benim nasıl S imzam aynı mı? Gerçek. Ondur, soft record atarsın. O onun gerçek. Yani özel. Yani önemli işlerde kullandığı sözleşme. Ama öteki imzalarda, öteki dediği hocanın söylediği gibi, o yıldız işaretinin dışındakilerde Alex'in kaleminden çıktığını söylüyor. Lex diyor. Ama Lex gerçek imza başka kişi diyor. Gerçek, bak, gerçek imza değil. Başka imza atamaz. Başka imza atsa Bodro imzalarken, paralırken, prim alırken başka imza attırmaz da yanındakine. Onun kaleminden çıktığını söylüyor beyefendi. Ama gerçek imzası sözleşme. Ne yapmak istediğini anladınız mı? Alex'in. Bak hocam, diyor Alex, ki bu imza onun elinden çıkmış diyor. Anladım. Diğerleri ona ait değil diyor. Peki, ona ait değilse Fenerbahçe kulübü oradaki kapıcıya dedi ki gel lan buraya. Alex'e kumpas kuruyoruz. Alex'i rezil edeceğiz. Bu Alex'in imzasını taklit eden 5 tane imza adın. Alex'i yakalım. Peki. Hiçbiri benzemiyor ki imza. Bak, bakayım, ondan yapayım. Çıkmadı demiyor. Bir de. Ya beyler. Onun imzası o değil. Alex'in tezgahını çözdüm. Bak 5 imza. Alex'in o yanındaki o Alex'i aklamaya çalışan arkadaşlara söyleyeceğim. Alex'e dediklerimi motomot tercüme edin. Alex bu küçücük kafasıyla vergi kaçırmaya kalktı. Niye? Brezilya maliyesi. Yurt dışında çalışan. Mesela bir Amerikalı gelir Türkiye'de basket oynar, futbol oynar. Ama Amerikan maliyesine beyanname vermek zorundadır. Brezilya maliyesine Alex dedi ki Fenerbahçe'den yılda örneğin 1,5 milyon euro alıyorum. Bunu beyan etti.
Oysa ki mali hukukta, dünyanın bütün mali hukuklarında, sözleşme dışında aldığın birçok prim vesaire paralar da ücret kapsamındadır. Prim ve diğer girdileri, ki o zaman Alex'in başarılı Fenerbahçe döneminde nereden baksan yılda 1,5 milyon euro para alıyorsan en az 1 milyon euro da prim alıyorsun. Evet. Şimdi tezgah nasıl kurdu? Biz prim almadık derken şunu demek istedi. Ey Brezilya maliyesi, benim sana 8 yıl boyunca beyan ettiğim sadece yıllık ücretlerim geçerlidir. Prim birim almadık. Prim yarın bir gün mali incelemede de bak Alex Efendi sen prim almışsın diye Brezilya maliyesi bu belgeleri önüme koyduğu vakit bu imza benim değil diyerek sıyrımaya kalktı. Aksi ispat edilmedikçe Alex bir vergi kaçakçısıdır. Bak mantığını anlatıyorum. Türkiye'de vergi mükellefleri bunu çok iyi bilirler. Aldığın bütün ücretleri beyan etmek zorundasın. Yani ben buradan bir maaş alırım, beyan ederim. Ben giderim bir yerde bir konferans veririm, 1.000 lira alırım örneğin, fatura keserim. Hocam çok başarılısın diye sana ekstra bir para ödense. Onun vergisi beyan etmek zorundasın. Ondan mı? Tabii beyan et. Mesela Osman Bey, genel müdürümüz dedi ki çocuklar, ya siz bugün atladınız, zıpladınız, süpersiniz. Sizin maaşınızın dışında da size 2'şer lira. Farz-ı mahal, sembolik. Cebimden prim veriyorum. Bunu da mı bildirmek zorundayız? Tabii. Hem bir şey bildirmek zorunda. Yok öyle bir şey. Kimse orası... kimseye bakıyor. Türk mali hukukunda özel şudur. Özel derste mesela diyelim bir öğretmen özel ders veriyor. Aslında bildirmek zorunda ama ona ekonomistler diyor ki ikinci ekonomi. Küçük gitti bir öğretmen. Abi, teorik Türkiye'de... olarak öyle. Ama senin dediğin doğru. Kardeşim. Bir kere teorik olarak 1 lira da öyle. Türk vergi hukukunda ise, 3000 lira civarında. 3000 lira civarında. Bir adamdan bağış alıyorsa hibedir bunun adı, vergiden müstesna. Onun bir sınırı var ama 500 lira alıyorsan da vermiyorsun. Ücretin, işverenin sana ücret verirse yani kulübün futbolcuya yıllık taahhüt ettiği sözleşmede attığın imzada örneğin 1,5 milyon euro yıllık haricinde 40 bin, 30 bin, 40 bin, 50 evet, bin, 100 evet. bin, şampiyonluk 200 bin caman 1 milyon euro daha verirse bunu da sen Brezilya'ya beyan etmek zorundasın. Türkiye'de, Fenerbahçe'de o 1,5 milyon euronun stopajını devleti ödemek zorunda olduğu gibi sana vermiş olduğu primlerin stopajını da Türk maliyesine yatırmak zorunda. Zaten Fenerbahçe yatırmış ki vergi yönünden püripak bir takımdır Fenerbahçe. Belki de yegane takımdır. Şimdi bıraksın Alex bu işleri. Hokkabazlık yapmasın. Prim almadık derken amacı Fenerbahçe'ye zarar vermek değildi. O kadar gerizekalı değil. Amaç bu röportaj Brezilya'da yayınlandığı için Brezilya maliyesi çökmesin diye. Hocam, farklı bu... imzaların atmasının sebebi de yarın bir gün Brezilya maliyesi araştırma yaptığında sen prim almışsın Alex Efendi dedikten hayır bu imza benimdi ben bu primi almadığım için kıvırmak için. Fenerbahçe aptal mı? Şimdi Brezilya maliyesi diyecekler ki Alex bizde oynadığı dönemlerde 8 yıl yıllık bu kadar ücret her yıl için bu kadar prim verecek. Brezilya maliyesi diyecek ki Alex bir gel kardeş diyecek ya senin beyanınla Fenerbahçe'nin bize göndermiş olduğu ihbar beyanı bir değil sen toplamda 15 değil 25 milyon euro almışsın. Alex peygamber mi? Messi vergi kaçakçılığıyla suçlandı, yargılandı, babasında sıkıntı oldu. Ronaldo, Maradona, bir sürü dünya yıldızı. Messi diyorum. Alex giderken Türkiye'de birileri çoktan geliyordu. O küçücük, o yuvarlı kafasıyla cin olmadan şeytan çarpmıyor. Ama Allah öyle büyüktür ki şeytanlık yapıp kendini sözüm ona Brezilya'da maliyede aklamak için Fenerbahçe'ye şamur atarsan 6 tane imzalı belgeyi kaybı. Şimdi de kıvıramayacak ki. Şimdi Brezilya o imzaları hayır. Muhtemelen bu paralar banka kanalıyla Alex'in Türkiye'deki bankasına yattı. O zaman ya yakalanır. Yakalarsa ne yapacak Fenerbahçe? Hocam eğer o zaman yakalanır. X bankası üzerinden. Bankadan gittiyse bitti. Sevilla maçı için Alex'e 50 bin dolar yatmışsa. Bunun mali, bu belgede Brezilya maliyesinin önüne geldiğinde Alex diyecek bak bu parayı almışsın. İşte bunları altyapın olmadığı için cahil olduğun için. Çözemez. Aldık diyor ama adam. Prim nasıl? Aldık diyor. O kıvırma işi. Geri aldık diyor. Aa, şimdi ama niye diyor. Altı imza atıldı? Ha velev ki Alex hepsinde haklı. Alex tertemiz hiçbir şey söylemedi. İmzalar Alex'e ait değil. O zaman Fenerbahçe kulübü düz mantık için konuşuyorum. Düz mantık açısından. Hocam, Fenerbahçe mantık kulübü Alex'i rezil etmek için sahtekarlık yaptırttı birine. Yancının birine. Ve bunu da halkı kandırmak amacıyla halka açık bir şirket olarak imza düzenbazlığıyla Alex'i kötülemeye kalktı. Başka açıklaması yok. Düz mantık bu.
Hocam, üçüncü bir alternatif hocam, yok. Hocam sözleşmenin dışındaki yerleri çok gayri ciddi gördüğü için karalamış gitmiş, tamam mı? Yok ya. Hayır, hayır. Hayır, bu karalama değil. Hocam bunların önüne geleceğini bilmiyor. Sinancığım. Tabii hocam, nereden bak, hocam uzun yıllar adli tıp okudum, bilirim. Hocam. Adli tıpta karalama imzasına paraf denir. Küçük bir imzadır, hocam, basittir ama ilk imzaya benzer. Hocam bak, bu adam... Paraf mıdır? Bu şimdi bu çocuk... Hayır ya, bunlar hepsi okamaz. Birbirinden farklı imzalar. Şimdi bu çocuk kalkıp da o günkü primle ilgili, evet, maliyeden para kaçırmaz bak, bir. Evet. O günkü primi almadık. Ya, o günkü primi sormaz ona maliye. Yani o günkü prim mi soracak ona yani? Aa, 40 bin dolar getir bakalım. Sinan, almışsın. Sinan, Sinan, falan. Allah aşkına, bilmediğim bir konu. Hocam, sen, sana mi sormaz maliye. Sen beyan edeceksin. Aradan hocam yıllar geçer, bir gün ihbar olursa. Hocam, ondan evvel bir sene evvel almış, ondan evvel almış, ondan evvel almış. Aldı da. Ya. Sinancığım aldı da beyan etti mi önemli ben, olan? Bak ben bir şey söyleyeyim. Bak, beyan etmek önemli. Bitireyim, ben konuşayım. Ben bitireyim, ben konuşayım. Kafa, bak hocam, burada ben arabayı tostlamış. Neden tostlamış? Kesinlikle eğer Brezilya'daki şey durumunu bilmiyoruz. Vergi durumunu bilmiyoruz. Yani ne ödüyor, ne eder. Buradan eğer derlerse ki Alex'e, Alex gel bakalım buraya. Sen bu kadar para almışsın. Nerede bu para? Yo, Brezilya maliyesi sorar. Ha, Brezilya maliyesi yolluyor Fenerbahçe. Bu ayrı. Ama öteki türlü yani maliyeden para kaçırmak için. Yani maliye bana hesap sorması. Ben burada prim almadım. Niye desin? Beni daha o çok, günkü 40'ı mı soracak? Beni daha çok konuşturtmayın. Alex sözleşmeden kaçamayacağı için bunu beyan et. Benim daha sonrası varsayım. Şimdi kulüp şeytanın yerine koyuyorum. Şu anda kendim bir suç, bir vergi kaçakçısı yerine koyup düşünüyorum. Türkiye'de yıl içinde sözleşmemde yazan miktar dışında aldığım prim, reklamda oynadı. Birçok parayı Brezilya maliyesine beyan etmem, parayı da Brezilya bankasına götürmem, İsviçre'de bir hesaba yatırırım. Brezilya bunu kontrol edemez. Oysa beyan ettiğim yıllık 1 milyon euro parayı Brezilya bankasına götürüp tekrar edebilirim. Hocam, bakın beyler, onlar giderken hocam, Türkiye'ye yalnız gelirim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yapmayın burada uluslararası... Daha konuşturayım, daha konuşayım. Hocam biliyorsun ben de hukuk fakültesi. Daha konuşayım mı? Bak Türkiye'dekinde haklısın. Şimdi Brezilya'da hukuku bilmiyoruz. Mesela İngiltere'de kural var. İngiltere dışında kazandığınız 19-20 parayı... İngiltere dışında kazandığınız parayı vergisiz İngiliz bankasına yatır. Örnek, bütün Rus, Arap, Çin ve Hint milyarderleri Londra'da. Akıllı devletler bunu yapar. Öküz bir devlet olursan bütün korkutursun zenginleri, herkes parayı kaçırır. Ama nedir? İngiltere diyor, burada kazandığım paradan alırım. Vergini alırım. Yurt dışında kazandıysa, ama Brezilya İngiltere kadar akıllı bir devlet olmadığı için muhtemelen Alex de, onu bilmiyorum açıkçası, yurt dışında kazandığım paraya da çökerim diyebilir. Ki bana göre bu adaletsizliktir. Evet. Yurt dışında kazandığı paranı Brezilya'ya getirmesi bile Brezilya'ya var ya, büyük bir ihracattır. 19 gelsin. Brezilya'ya destektir. Ama Brezilya, bizim Türkiye'de eskiden böyle gerizekalıydı. Bir sürü para kaçardı. Yurt dışında diyelim bir Türk para kazandı. Eskiden mesela içeri sokamaz. Adam evet, o rüşvet verir, yani, suistimal. 3 Temmuz'da yine çok önemli bir ama yapıyor. Türkiye'de kaçırmışsa hocam, sen Türkiye adına konuş. Brezilya'yı bırak hocam. Türkiye'de ilan etmemişse Türk Maliye Bakanlığı'na sayılır. Türkiye'de çok hayır efendim. Hocam, yandı bir dakika. Türkiye'de Alex beyan etmek zorunda değildir. Türkiye'de Alex'e ödenen bütün miktarı stopajla Fenerbahçe kulübü vermek zorundadır. Ve Fenerbahçe mali incelemede pürüpak çıktığı için Alex'e verdiği bütün ücret ve primlerini stopajlarla yatırıp... Reklamdan aldı. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sayın İlyas Bucak, Fenerbahçeliler Derneği Başkanı şu açıklamayı yapmıştı hatırlarsanız. 3 Temmuz'la ilgili konuşacakmış. Ne konuşacak acaba gibi bir soru işaretleri vardı havada. Duyumlar alıyoruz. Duyumlar alıyoruz demişti. Duyumlar alıyoruz demişti. Duyumlar alıyoruz demişti. Alex bu konuda demiş ki benim için niye sustu, niye cevap vermiyor diye soruyorlar. Ben her defasında cevap mı vereceğim? Bu benim Fenerbahçeliğime ve Fenerbahçe değerlerine yakışmaz. Ne? Fenerbahçe cevap değerlerine edelim. Yakışmaz diyor değil mi? 3 Temmuz'la ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım, hiç konuşmayacağım. Devam ediyor mu? Niye? Hiç konuşmadım, hiç konuşmayacağım. Niye? Hiçbir zaman 3 Temmuz'la ilgili açıklama yapacağım demedim. Evet, dememiş adamlar. Hiçbir zaman 3 Temmuz'la ilgili açıklama yapacağım demedim. Fenerbahçe şike yapmamıştır. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tertemizdir. Tamam, lafım yok. Tamam. Yani hayır, doğru. Alex açısından lafım doğru. Yok da. Hayır, herkes bu yönde bir açıklama bekliyor. Ne diyecek, ne olacak? Hayır, Ertem. Ne dedi İlyas Bey? Böyle düğümler alıyoruz. İnşallah ya bu iyidir dedi. Bence, demek ki bak o ne diyor? Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Demek ki İlyas Bey aldığı duyumlar yanlışmış. Zaten adamın hiç öyle bir konuşmaya niyeti yokmuş. İkincisi de bu imza olayında
İki imzanın bir kere kesin Alex tarafından iki ayrı imza atıldığı kesin. Neden? İlki sözleşmedeki kendi imzam diyor. Sevilla maçındaki primleri de aldık diyor mu bugünkü açıklamasında? Evet, size? Evet, primleri aldık diyor mu? Aldık. Demek ki Sevilla maçının altındaki değişik imza da ona ait. Abi 5 imza. Öyle değil mi hocam? İmza abi, aldık diyor çünkü. Aldıysa imza atmıştır. İşte ya, imza attığı kağıt da orada. Ya bir şey en azından sana. İki imza ona ait hocam. Abi, Sevilla maçındaki. Apo. O göstersene imzaları. Apo ciddi Ertem. Almadın. Ciddi, imza. Apo ciddi almadığın şeyleri var ya. Karalar geçersin. İşte, bak mesela şu bak Sevilla primi diyor mu? Bak sen büyütsün onu arkadaş. Sevilla primi diyor ya. Ha, Sevilla primi diyor mu? Sevilla primini aldım diyor mu? Aldım diyor. Atma. Almadıysa atmaz. Atmış. Bak sözleşmesindeki harbi imza. Demek ki iki ayrı imzayı atmış bir kere. Fenerbahçe takımı. Yani. Fenerbahçe takımı böyle bir şeyi nasıl uydurabilir? Fenerbahçe böyle şeyle uydurmaz yani. Atmış. En baştaki onun gerçek imzası. Ötekiler off the record. Evet. Aynen. Zaten diyor aldım diyor. Şimdi mesela bana Instagram'a adam birisi diyor ki Alex'in bende imzalı forması var diyor. Başka bir imza var diyor. Yollayayım istiyorsanız diyor. Karalıyor baba. Gördüğüne karalamış. Tabii tabii. Ama sözleşme ciddi olduğu için. Zaten sözleşmedeki. Aynen. Zaten bir şey söyleyeceğim. Siz daha iyi bilirsiniz. Önemli bir şey söyleyeceğim. Hiçbir futbolcu, şunu açıkça söyleyeyim, Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da öyle Samandıra'ya, Florya'ya, Ümraniye'ye formalar gidiyor ya, onların hiçbirisine futbolcular imzalamıyorlar. Biliyorum canım. Biliyorum. Onları kapıda imzalıyorlar. Onu da söyleyeyim bak, onu söylemek gerçekleri istemiyorum. Gerçekleri söyleyeyim burada ya. Burada futbolcu kardeşlerimden rica ediyorum, yapmayın, insanların hayalleriyle de oynamayın. Aa. Bak ne Alex, aynen öyle. Futbol hani bazen oluyor, bazen oluyor. Formaların üzerindekiler bazen oluyor. Veya Volkan'ın, şey Beşiktaş'ta, Ahmet'in, Mehmet'in, Gökhan'ın, bazen oluyor. Snyder'in değil. Neden kapıya gidiyorlar, kapıda değil mi? Bazen bak bazen resepsiyon oraya formalar böyle dizilir. Bazen bak böyle bazen dizilir formalar dizilir. Tabii dizilir gelir orada çocuklar yakalarlar, satarlar. Bazen oluyor. Denk gelirdim bazen ama bazen de deriz kardeşim yani yetişmesi lazım kalabalık. Tık 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 aynı imzaların şeyleri vardır. Krokileri vardır, çizilmiştir benzerleri. Aynısını atarlar yollarlar. Hani büyük çaptakileri. Doğru. Şu 19'da 20'yi bir okuyalım hemen. Ondan sonra Galatasaray'a Abdurrahim Albayrak'ın bir röportajı var Sayın Albayrak'ın. 3 Temmuz için konuşmayacağım. Hiçbir zaman 3 Temmuz'la ilgili açıklama yapacağım demedim. Kendermiş. Fenerbahçe şike yapmamıştır. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tertemizdir. Başa alalım bunu. Bunu değil arkadaşlar, bunu başa alalım. Benim için niye sustu, niye cevap vermiyor diye soruyorlar. Ben her defasında cevap mı vereceğim? Bu benim Fenerbahçeliğime ve Fenerbahçe değerlerine yakışmaz. Bir dakika. Bu benim, bir an çekini aç. Bu benim Fenerbahçe değerlerime ve Fenerbahçeliğime yakışmaz diyen Alex. Fenerbahçe'den söz verilen, onun ifadesine göre. Paranın verilmemesini açıklamak demek Fenerbahçe değerlerine yakışıyor. Hocam orada laf olabilir gene söylemiş çocuk ya bak. Tamam hocam. Fikret Bey de Fikret Orman'a laf haberi gene söylüyor. Ben bu arada Alex'i antipati duyan bir insanım. Ben Alex'i biraz içten pazarlıklı falan bir adam görüyorum. Güzel Alex'e sempati hani böyle Alex'i herkes seviyor. Alex bence numaracı bir adam. Benim hissiyatım. Orada Ahmet Çakar'a katılıyorum. Fakat bugün görüyorum. Şimdi adamın o Alex biyografisi yazmış ya. Şöyle konuşulmuş yani. Konuşurken... Ya siz hakikaten Türkiye'de böyle paralar mı alıyorsunuz? Evet yani bunu kötü niyeti söylemiyor. Müsaade et. Yani. Ya ben adaletliyim hocam. Takıntılı değilim. Hocam Alex'in takıntılı. Onu söyleyeyim. Şimdi bak soruyorlar. Ya diyorlar Türkiye'de böyle. Ya diyor o kadar abartılı ki bazen alırsın. Bazen almazsın. Bunu Fenerbahçe'ye küçük düşünmek için söylemiyor. Aziz Yıldırım Alex'e kafayı takmış. Rasim dinle. Alex'in kaşının gözü üstünde, gözünün üstünde kaş var diyerek indirmeye çalışıyor. Ama Ahmet Çakar da yanlış anlamayın. Rasim. Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'la bir alakası yok. Rasim. O da şahsi olarak Alex'i hain bulduğu için şimdi şöyle bir şey bulduğunu indirmiş. Acil yok. Hocam inkar veriyorsun. Rasim. Alex bir haindir dedi. Rasim. Ya görüşüdür kardeşim. Burada Alex'in bu konuşmasını bak ne güzel. Sen de Ertem Bey ne güzel izah ettiniz. Fakat ilk açıklandığında Aziz Yıldırım'a bu böyle aktarılmadı. Onu anladın mı? Aziz Yıldırım abi. Bravo Abdülkerim abi. Senin anlattığın gibi Aziz Yıldırım'a biri anlatsa o da tepki göstermez. Tam üzerine baktı. Bak, buna başka anlattılar. Rasim senin gibi anlatılmadı olur. Abdülkerim abi. Anladın çünkü mı? Alex Zeka bu kulübe dönmesin isteyenler var. Ya bir müsaade eder misiniz? Güzel bir şey yakaladınız. Evet. Bir müsaade ederseniz o güzel yakaladığınız yerden yürüyeceğim şimdi. Alex bunu Aziz Yıldırım'a söylemiyor. Diyor ki... Evet. Yakın çevresine ben ve başkanım veya kulüple aramı bozmaya çalışıyorlar. Bak diyor ki bana kumpas kuruluyor. Oyunlar oynanıyor. Bununla ilgili her şey ortada. Şu an teknik direktörlük eğitimi alıyorum. Gelecek yıl eğitimim sona erecek ve teknik direktör olacağım. Devam etsin.
Benim Fenerbahçe'ye gelmemi engellemeye çalışanlar var. Kim? Aziz Yıldırım bu sezon sonu bırakacak. Benim de Fenerbahçe'deki itibarımı sarsmaya çalışıyorlar. Daha önce de olmadı mı? Devam edelim. Daha önce diğerlerine yapılmadı mı? Alex Yar'ın Fenerbahçe'ye gelir, başa geçer korkusu var. Yani burada Aziz Yıldırım'a falan söylemiyor. Bir grup var, birileri var. Ya grup mu onu söyletiyor kardeşim? Grup mu onun adına 6 tane imza atıyor? Bırakın bu işleri ya. Aziz Yıldırım'a yanlış aksettiriliyor olay. Peki 6 imzayı da o gruptaki adamlar mı atıyor? Sen hocam sen imzaya taktın kafayı ya. Benim için çok önemli. Benim için çok önemli. Sen imzaya taktın kafayı. Abi bir adam niye 6 tane farklı imza atar? Ben bunu merak ediyorum. Adam anlatıyor bazen diyor oluyor diyor. Forma getiriyorlar diyor. Tek imza atıyor diyor. Türkiye'de en fazla imzayı içinizde ben atmışımdır. Benim imzalarım birbirine benzer. Ama bazen üstün körü atar. Evet. Yolda gördü senden birisi imzalarsa var bir imza atıyor musun? Hava atmasın. Bir tane karar verirsin. Abi kağıt adam üstüne bir şey yazar. Yani. Rahatsız. Beyler hadi yolda gel. 40 bin euro para alıyorsun prim. Onun üzerinden mi böyle atıyorsun? Beyler bırakın bu işleri. Anlarım bazen üstün körü imza atarsın ama esas imzanıza benzer. Ona da bankaya falan gerçek imzanı atarsın. Paraf denir. Elbette sokakta adamın biri paraf geldi gerçek imzanı atar. Agro İmamayla Galatasaray'ın eski yöneticisi bugün Galatasaraylılar belki de bir grup taraftar mumla arıyor deniliyor. Yapılan yorumlar. Belçika İspanya milli maçı iptal edildi terör nedeniyle. Şu ne zaman? Yarınki galiba. Hazırlık maçı mı? Evet evet. Güvenlik açısından. Brüksel'de oynanacak olan Belçika-İspanya maçı veya tam tersi olur. Bir emin değilim. Evet yanlış. Doğru. Belçika-İspanya karşılaşması. Brüksel'de oynanacak olan terör tehdidi nedeniyle. Ertem be. Şu konuyu konuşurken bir de Bosna maçı kaç bitti? 2-0 İrlanda yendi. İrlanda mı? Terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. İkimizdeki İrlandalılar. Terör hayır diyorsun. Sevgili seyirciler Abdurrahim Albayrak'ın bir röportajı var. Sayın Dursun İzmir'le beraber. Bugün Bülent Korkmaz'ın bir müsaade edelim. Bülent Hoca'nın annesinin cenazesindeydi arkadaşlarımız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir kez daha buradan rahmetle anıyoruz merhumeyi. Bu bağlamda söylenecek çok şey var. Tabii Bülent Hoca'nın içi yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Arkadaşlarımız cenazedeydi. Abdurrahim Albayrak'la Dursun Özbek beraberdi. Sayın Dursun Özbek, Sayın Başkan özür diliyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Dursun Özbek beraberdi. Arkadaşlarımız Sezgin Gelmez oradaydı. Bir bakalım neler olmuş. Hiçbir kırgınlık yok, herhangi bir sorun yok. Futbol takımında da görünen o ki, bir abi aranıyor. Ne dersiniz? Ya Galatasaray Başkanı, benim başkanım, beraber çalıştığım arkadaşım benim. Niye kırgınlık olacak ki? Bizim başkanla bir kırgınlığımız öyle bir şekilde ayrılmadık ki, öyle bir şey yok. Söz konusu bile olamaz. Beraber çalıştık. Sezgin. Bir abiye ihtiyaç duyuluyor gibi gözüküyor. Kul takımda, futbol Galatasaray, takımda. Galatasaray onların hepsini aşar. Galatasaray onları aşar. Orada Galatasaray'da problem olmaz. Galatasaray yine şampiyonun en büyük adayıdır. Siz yani yöneticilik olarak defteri kapattınız mı abi? Yok, Allah göstermez. Onu sormak istedim. Yani. Bir ihtiyaç duyulduğu anda? Şu anda biraz rahatsızlığım vardı biliyorsun başkanlarla ben gelmedik ama şimdi Allah'ıma şükür olsun tedavilerim oldu mu iyi bir problem yoksa. Evet Rasim. Valla işte Abdurrahim Albayrak ihtiyaç olursa iyi bir Galatasaraylı kullanılabilir. Ben Abdurrahim Albayrak'a şu açıdan tabii kızgınım. Abdurrahim Albayrak her zaman sistemin içinde sisteme uyarak kalmayı tercih etti. Hiçbir zaman aslında onu o klasik Galatasaray oligarşisi hep küçümsedi, aşağıladı. Aleyhine tonlarca haber yaptırdı. Ona rağmen o kendini aşağılayanlara, küçümseyenlerin gitti. Amine tabirle biat etti. Ben onun için Abdurrahim Albayrak'la bu açıdan kızıyorum. Yani bir insan kendini aşağılayanlara, küçümseyenlere, tepeden bakanlara biat etmez. Ama onun dışında Galatasaray yararlı mıdır? Yararlı olabilir. Çünkü hakikaten çok sıkı bir Galatasaraylı. Finansal anlamda da sıkıştığı yerde Galatasaray kulübün yardım eden bir adam. Mesela geçen sene bu ara küçük ödemeleri o yaptı. Sonra geri ödenmiştir vesaire. Ama Galatasaray oligarşisini cez her zaman küçümsediği, aşağıladığı, tepeden baktığı bir insan olduğu. Hiçbir kimsenin kimseyi küçümsemeye, aşağılamaya hakkı yoktur. Aşağılayanın kendisi aşağılık bir insandır. Sinan abi. Diyebilmeliydi. Halbuki o gitti, biat etti. Adamlık değil bu. Sinan abi, ne? Sizin yorumunuz nedir? Abdurrahim Albayrak'ın, Abdurrahim abinin. Abi Abdurrahim Albayrak. Galatasaraylı olan şu andaki uzaklığı Galatasaray'a zarar veriyor. Abdurrahim Albayrak bir uzaylı.
Uzaylı. Ya Sinan dokunuyor. Dural, aşkım. Neden uzaylı? Gene mi? Dört defa geldi, dört defa şampiyon oldu arkadaş. Uzaylıdır. Benim için uzaylı. Bir adam dört defa göreve geldiği zaman dört tane şampiyonluk mu olur ya? Hı? Uzaylı, farklı bir adam. Kim? Farklı bir adam yani Abdurrahim Albayrak. Keşke ben sana söyleyeyim. Yani gırgır değil abi. Gelip de şampiyon olmadığı yok. Dört sene idareciliği var. Ama her seferinde de kovuluyor. Kovulma değil. Girmemiştir. Girmemiştir veya neyse. Ama kovuluyor. Abdurrahim Albayrak tabii tarzı başka. Şimdi bak Abdurrahim Albayrak yönetici olduğu zaman çok öne geçiyor. Ama Abdurrahim Albayrak Galatasaray oligarşisinden soluyor. Ama kendisi ama medya onu öne geçiriyor. Bu rahatsızlık veriyor. Hep rahatsızlık veriyor. Çünkü yani beraber Monşer takımlar rahatsızlık veriyor. Bak kolektif insan değil. Tek başına bir adam. Abdurrahim Albayrak hani kolektif olarak bir ekip çalışması yapamaz çünkü aykırı bir insan. Neden? Maddi bir manevi de verici. Maddi de para var ateşliyor. Hı-hı. Manevi olarak da acayip bir duygusal, iyi niyetli, kalbi temiz. Ve ne oluyor? Dört tane gelmiş, dört defa şampiyon olmuş. Bana göre uzaylı. Hı-hı. Ama o Dursun Özbek başkanın kendi inisiyatifi. Yani kendi inisiyatifi, kendi yaptırımı. Yani niye almadı? Evet. Beraber göreve geldiler. Neden yönetim almadı? Demek ki bu rahatsızlık. Başka bunun dışında başka bir rahatsızlık değil. Tamamıyla Abdurrahim Albayrak çok fazla çok fazla ön plana ama bu hep budur Ertem. Bunun tipindeki bak Abdurrahim Albayrak tipindeki adamlar ön planda olurlar. Medya, futbolcu. Çünkü niye abi? Veriyor. Verdi. Yani Galatasaray'da göreve geldiği zaman da Abdurrahim Albayrak daha önce bunu açıklamıştı ya Hasan Yerde demişti. Sayın Sayın bir kere şunu söyleyelim. Tabii Sinan benzetme yapıyor uzaylı falan Afrin diye. Yani. Uzaylı falan diye. Başarılı olmasının sebebi uzaylı falan olması değil. Türk futbolcu tipinin tam hoşlanacağı idareci modeli. Türk futbolcuları bravo. Böyle idareciden hoşlanırlar. Gak dediği zaman ihtiyacını giderecek, ona para verecek. Motivatör, motivasyon yapacak. Hadi babacığım, hadi oğlum diyecek. Mesela bak söyleyeyim. Bizim zamanımızda Hüsnü Çil vardı Fenerbahçe'de. Allah Beşiktaş'ta, değil mi? Beşiktaş'ta da İhsan Kalkaban vardı. Bunlar çok başarılı olmuşlardı. Tabii, tabii. Tam Türk futbolcu. Yurdaşa Karaza var. Yurdaşa Karaza. Bu Ergun Gürsoy, Gazi, futbolcunun sağ dışındaki işlerini çözen tiplerdir. Yani Türkiye'de Terenoğa modelleri falan pek uygun olmaz. Belki de olmaz yanlış yani. Beni bilmiyorum. Tespit Allah. Hata olabilir. Belki de Abdurrahim Albayrak'a belki de teklifi yaptı kabul etmedi. Onu da bilmiyorum. Ama ya. Abdurrahim Albayrak çalıştığı yönetimde çalıştığı Sinan yönetimlerde abi, çok haklısın bir rahatsızlık verebilir. Her seferinde Özbek bununla ilgili bir açıklama benim yapmıştı. Benim dediğim ya. Ciddi sağlık yalan. Sorunları sebebiyle benden affını yalan istedim. Yalan ya Ertem. Ertem yapma. Abi mesela Abdurrahim Albayrak Abdurrahim Albayrak Florya'da Allah rahmet eylesin gecinden versin diyelim. Florya'da ölür. Öyle bir Galatasaray sevdalısı. Bak bu Sinan Engin laf aralarında bir nevi gerçeği söylüyor. Kardeşim Abdurrahim takla at diye tezahürat yaptıranlar zaten Galatasaray oligarşisidir. Neyse ödül törenimizi bir hemen tekrar gösterme gidelim artık. 4. Kristal Fare Ödülleri Medya Faresi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. En iyi spor programı Kubilay Beyaz Futbol. Tümen, Hande Tümen. Tümen'e çok 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 teşekkür ediyorum. Sevgili Hande Ertekin Tümen'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Ödül törenini bir ekrana getirelim. Sonrasında dönelim.
bizlere oy veren, vermeyen bütün medya faresi okuyucularına sonsuz teşekkürler. Kristal Fare ödülleri 4. ödül töreninde bugün beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir onurdu. Ben ve çok saygıdeğer yorumcularım, ekip arkadaşlarım adına, kanalım adına, televizyonum adına çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Amini futbol takımımız Yunanistan maçına ısınmak için sahaya mor bir formayla çıkacak. Bilekliklerimizi soranlar oluyor. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Prematüre doğsan da yalnız değilsin. Bilekliklerimiz bu şekilde. Hemen gösterelim. yalnız değilsin hocam. Sen de hocam da bir prematüre. Hadi ama ya biraz selam yolluyor. Yalnız değilsin hocam. Ama ben kaçtım. Arel Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri 3. sınıf öğrencileri. BeyazGazete.com'a selam söyler misiniz? BeyazGazete.com'a selamlar. BeyazGazete.com'dan ayrılmayın. Bir numara. Bir tane söyleyeceğim. Bir söyle. Tek. Fransa'dan sizlere bakarım. Söyle. Fransa'dan evet. Arel. Bir tane selamım var kardeşim. Arel. Duyuyor musun? Ha. Fransa'dan Özcan Taş ve ailesine selam söylüyorum. Sinancığım bütün Gültepe seni izliyormuş. Sana ulaşamıyorlarmış. Gültepe. Onur Baş diye Gültepe'li bir kardeşim. Onur Sinan... veriyorum. Devamlı veriyorum Onur'a. Veriyor musun? Onur hep söylüyor. Sesi seni izliyorlarmış. Bütün Gültepe'ye Yahya Kemal Kağıthane. Bütün mahalleye bizim Çeliktepe, o civarlar, Çağlayan, herkese selam. Herkese çok selam. Bütün insan, bütün Türkiye'ye herkese selam. Şimdi başlayalım Erol Madan. Abdullah Yaşar, Fassalı Resul Güven, Mistakse, FT 129, Yasin Tezin, Egos, Güzellik Dünyası, Avni Okan, 1903 Nedim Ökmen, Enes Çavuş 08, Enes 5134, Çiftçi Cihan, Deha Sencan, Özkan Karataş, Özgür Bilal, Kartal 7106, Kartal İçe, Forza Beşiktaş, Sinan Engin Sevenler, Sinan Engin 1, Betin Toka, Bacanak, Arzu Efe 1903, Berkay 1979, Büyüke, Çağatay İnmakas, Kaan Öztürk, Rebo Burak Keskin, Gözde Uluş, Ali Filastaş, Almanya'ya selam, Hollanda'ya selam, Belçika'ya selam, Apo Ture, Kubilay Çehresi, Okay Çakmaklı, Hüseyin Kırılmaz, Harun Aliyev, İbrahim Akbaş, Murat TRD'de Tolga 5004, Rizeli Adem, Emre, Yakup Aslan, Samat Emre, Emir Cans, Halil İbrahim Bayhan, Yasemin Yüksel, Gümüşey ve Faruk Kocadağ, Emirhan, Sergen Yalçınon, Göksün Söğütlü, Osman, Silivri'ye selam, Muharrem Demir Bursa, Bafralı Samet, Ersin Güdük, Alanya Erhan Samet, Antalya sporlu Lokman kardeşime, kayınvalidesine, hanımına çok selam. Alanya'ya tekrar Nazım Kekeç'e, Hakan Kaya 1903, Kubilay Şimşek. Kubilay Şimşek'e selam. Zeynel Çakır Kumkapı'ya selam. Atalay Akça'ya, Oğuz Anakka'ya, İsmail Loyan'a çok selam. Trabzon'a selam, Maçka'ya, memleketime, köyüme selam. Zeynep Çakır'a, Deniz Polat'a selam. Hacı Hasanoğlu Özgür'e selam. Onur Gökay. Onur 1907'ye selam. Çekmeköy'e selam. Arkadaşlar göremediğimi söyleyeyim. Binlerce geliyor. Affedin kusura bakmayın. Hepinizi söylemek isterim. Ve sevgili kardeşim. Seni unutmam. Göster beni. Dinçer Azapan. Öpüyorum kardeşim. Annenin doğum gününü bir daha kutluyorum. Küçükçekmece'ye selam. Gaziantep'e selam. Mert Aylın'a, İzmit'e selam. İzmir'e selam. Herkese selam. İyi akşamlar.